Ondan sonra yayın. Evet, her hafta çarşamba günleri saat 9'da önce Marmara bölgesi rölemizde, hemen akabinde Simplex 433-550'de yaptığımız netten sonra Zoom'a geçerek biz bize yaptığımız amatörcü sohbetlerin bir tanesini daha bugün gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda sizlere hep iletiyorum. Lütfen bana yazınız. Çünkü konularımızı sizden gelen sorulara göre dizayn ediyoruz. Bize bir parça yardımcı olursunuz yazarsanız. Çünkü biz konu bulmakta da bazı zamanlar zorlanıyoruz. Hem konu hem de konuk bulmakta. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Profesör Doktor İsmail Beyler bizlerle log programlarını paylaşmışlardı. Eğer mail listesinde varsanız sizlere linkleri geliyor olması gerekir. Eğer mail listesinde yoksanız da ben program sırasında alt tarafa mail adresimi yazacağım. Aslında çok da basit bir mail. volkan@focusturk.com oraya mail atarsanız siz veyahut yakınınızdaki bütün amatör dostlarımızı gruba alabiliriz. Her hafta muhakkak bir mail yolluyoruz. Bu mailin içerisinde Türkiye'nin ilk telsiz ve elektronik dergisini basan Tıraç mecmualarını paylaşıyorum. Onun dışında da Icon, Yaesu, Kenwood veya Hirschman, Diamond gibi tanınmış birçok markaların kataloglarını paylaşıyorum. Eğer sizlerden de özel bir soru gelirse şemalar veya bilgiler bunları da oradan paylaşmaya çalışıyorum. Önümüzdeki haftalarda DMR, C4 FM, D-Star, Fusion gibi dijital modları sohbet etmeye başlayacağız. Bu vesileyle o bölüme geçmeden evvel sayısal haberleşme nedir, ne değildir, buna bir giriş yapmak istedik bu akşam. Barış'a sözü bırakmadan evvel bu arada aramıza yeni katılanlar için kısa bir bilgi vermek istiyorum. Barış Dinç Beyler, Tango Alfa 7 Whisky şu an Finlandiya'dan bize katılıyorlar ve organizasyonu da birlikte yapıyoruz uzunca bir süredir. Bir sorunuz, herhangi bir şeyiniz olursa kendisi engin ve zengin bilgileriyle size fevkalade yardımcı olabilecekler diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda dijital haberleşme, ATV, SDR Angel yazılımı, QO100 eSailSat uydu üzerinden haberleşme konuları, anten soruları ve antenlerle ilgili aslında Ömer Beylerle birçok program yapmıştık. Önümüzdeki haftadan itibaren onları da cloud'a koyacağız. Onunla ilgili 3 kere soru geldi. Evvelki yayınları da cloud'a atacak mısınız diye. Onları Barış Bey'le birlikte atacağız ve sizlere bildireceğiz. Orada kaçırdığınız yaklaşık 6 ila 7 tane şey var, amatörce sohbet var. Büyük bölümü antenlerle alakalıydı. LNA, APRS, MAC, loop, variable kapasitörler, filtreler, gürültü bastırıcılar ki bugünkü konularımızdan bir tanesi alışveriş siteleri, birazdan başlayacağım. Radyo amatörlerine başlangıç ve İstasyonlarda ne nereye bağlanmalı, nelere dikkat edilmeli diye de bölümlerimiz önümüzdeki haftalarda sohbet edeceğimiz konuların içerisinde. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Bugün Barış Bey'e sözü sayısal haberleşmeye vermeden önce size kısa bir bilgi mahiyetinde, bunu geçtiğimiz dönemlerde de yapmıştık. Cloud'a atmadığımız eğitimlerin içerisinde aslında var. Kaçırdığım siteler varsa oradan da izleyebileceksiniz. Bu hafta istedim ki aramızda yeni amatörler var ve yeni amatörler büyük bir şevkle ve istekle hemen cihaz almak istiyorlar. Gerek VHF, VHF, gerek HF, gerekse de yüksek frekansta uydu haberleşme veya hangi branştan zevk alıyorlarsa bunların komponentlerini alıp bir an önce evlerinde bulundukları yerlerde tesis edip kullanmak istiyorlar. Bugünkü konularımızdan bir tanesi bu alımlarda kullanacağımız siteler ve alırken nelere dikkat edeceğiz? Birazdan ben daha evvelden hızlıca en çok alışveriş bugüne kadar benim ve çevremin yaptığı siteleri açtım. Size onları önereceğim.
Ve bu siteleri not edebilirsiniz. Hepsinde yaklaşık bir 5 dakika herhalde dururum diye tahmin ediyorum. Eğer isterseniz de chat bölümüne ara ara yazarım. Burada bu siteleri sizlerle paylaşmadan evvel uyarmak istediğim konu şu. Öncelikle BTK'nın yasakladığı, BTK niye yasaklar onu da geliriz. BTK'nın yasakladığı cihazları bir şekilde yurt dışından sipariş ettiğinizde kesinlikle ve kesinlikle gümrükte takılır. Ve BTK'nın da yazısına istinaden o cihazlara kavuşamazsınız. Ha, BTK'nın yasakladığı cihazı almalı mıyız? Almamalıyız. Zaten yasakladığı cihazlarda bana sorarsanız çok kullanışlı ve kaliteli cihazlar değil. Uzak Doğu'nun nadide ucuz malları. Peki BTK niye bunu yasaklıyor sorusuna gelir isek, kararlılığı olmayan yan frekanslara interferans dediğimiz, biraz tabiri caizse sarkmalar yapan, özellikle amatör bantların çok dışında da alma ve verme özelliği olan cihazları BTK haliyle yasaklıyor. Diyeceksiniz ki ya aldığımız cihazların her birini modifikasyon, modification FI miydi Barış sitenin ismi? Yok, modification SK. Modification.sk diye bir site var. Onu da birazdan yine yazarım chat'e. Nedense biz biraz zamanları fazla devirmiş eski amatörler diyeceğim ama aldığımız her cihazı gidip Modification.sk'dan da bir araştırırız. Bunu muhakkak bir köşeye not alın. Modification.sk elinizde bulunan her türlü telsizin modifikasyonu orada mevcut. Bir ara hack edildi şeyi. Onun için sakın üye olmayın. Bilgiler gidiyor. Ama üye olmasanız da bütün her şeye ulaşabiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki ya aldığımız cihazlar tamam amatör cihaz ama gerek modifikasyonla gerekse hangi ülkeye göre üretildiği dikkat edilirse çok geniş bir banda açılabiliyor. Benim önerim BTK ile problem yaşanmaması amacıyla hiçbir cihazınıza bizim kullanım dışındaki frekansları lütfen memoriye almayınız. Benim hiçbir cihazımda yok jandarmaymış, yok itfaiyeymiş, emniyetmiş bunların hiçbiri hiçbir zaman kayıtlı değildir. Hava bandı bile kayıtlı değildir. Eğer ezberiniz iyiyse mesela eskiden İstanbul'un ilk yaklaşma, orta yaklaşma ve son yaklaşma hava bandı 119, 100, 200, 300, 120, 100, 200, 300, 121 MHz, 100, 200, 300 değerleri kilohertz. Bu zaten ezberimde. Yani bir yere de yazmanıza gerek yok. Bu vesileyle sizlere yapacağım uyarı, lütfen telsizlerinize bizim amatör frekansların dışında hiçbir frekans programlamayınız. Bu çok ciddi bir konu. Bununla ilgili mahkemeler, bununla ilgili problemler yaşanmıştır, sabittir. Özellikle birazdan sizinle paylaşacağım sitelerden de BTK'nın listesine girmiş yasaklı cihazları sipariş etmeyin. Yine söylüyorum zaten yasakladığı cihazlarda sipariş edilecek kalitede bir cihaz değil. Evet, bir konu var. O sadece benim de bir başka belgemden dolayı kullanma iznim olduğu ve birkaç kere de sorulduğu için söyleyeceğim. Ben hem amatör telsiz A ehliyetli bir istasyonum hem de amatör deniz yat kaptanlığım var. Fakat amatör deniz yat kaptanlığında eskiden tekneyi tek başınıza, ticari olmayan gemilerden bahsediyorum, gemiyi tek başınıza kullanabilmeniz için KMT, kısa mesafe telsiz ehliyeti almak durumundaydınız. KMT'niz de varsa marine band kullanabilirsiniz. Yalnız yine burada küçük bir nüans var. Marine band'da artık amatör telsizcilik çağrı işaretlerinizi kullanamazsınız. Bağlı bulunduğunuz ve kaptanlık yaptığınız teknenin ismiyle çıkış yapmak zorundasınız. Ve tamamen marine bandlarda görüşebilirsiniz. Şimdi en çok sorulan soruya geliyorum. Benim elimde bir cihaz var. Bu cihaz marine bandta da çıkış yapabiliyor. Ben bunu oraya programlayabilir miyim? Valla programlamayın. Ama programlarsanız da bir şey oluyor mu? Hayır, olmuyor. Sahil güvenlik bizi çevirdi mi? Çok çevirdi. Özellikle açık deniz yat yarışlarına katıldığımızda
güneye gidiyoruz. Teknemiz orada bir ay en azından kalıyor. Tabii ki yarış sırasında kimse sizi çevirmiyor ama yarış sonrasında sizi çevirebiliyorlar. Ben bugüne kadar sahil güvenlikten kimsenin bimde bulunan telsize... Yayın kesildi mi? Devam normal. Çok özür dilerim. Bilgisayarı biraz geriye iteyim derken açıp kapama tuşunu ellemişim. Hiçbir surette bir sahil güvenliğin bana frekans sorduğu, telsiz sorduğu, bu marin mi, kayıtlı mı dediğini duymadım. Bu muallakta bir konu. İsterseniz programlayın, isterseniz programlamayın. Ama ben denize çıktığımda belimde marin frekanslar muhakkak programlı bir cihaz bulunduruyorum. Ha, bulundurmasam da zaten çok basit. 156-800 marin bantta 16. çağrı frekansıdır. Acil durum frekansları da ezberinizde varsa onu da programlamanıza gerek yoktur. Marini özellikle niye söylüyorum? Amatör telsizde 3-5 bilgiyle amatör telsiz ehliyeti alabilirsiniz. Bunu kimseyi yermek için söylemiyorum. Bizim zamanımızda dakikada onlu grup alma ve gönderme CW bilmeyene A amatör ehliyeti vermiyorlardı. Ve ben bu nedenle 2 sene boyunca Tango Alpha 1 Charlie Bravo Kilo idim milattan önce. Sonra rahmetli hocalarımızdan öğrenerek amatör telsiz ehliyetimi A amatörlüğe terfi ettirdim ve Tango Alpha 1 Delta Echo oldum. Şimdi bunu niye söylüyorum? Az bilgiyle amatör telsizcilik yapabilirsiniz. Şu an amatör deniz yat kaptanlığına heves etmiş arkadaşları uyarıyorum. Denizin hiçbir surette şakası yoktur. Amatör telsizcilik yaparsınız, yüksek wattta en fazla elinizi yakarsınız. Ama amatör denizcilikte 6-7 bofor bir havada batarsınız ve ölürsünüz. Bunu niye söylüyorum? Amatör deniz yat kaptanı için telsiz çok çok önemli. Özellikle telsiz direğiniz, ana direğiniz, yelkenli direğiniz kırıldığı anda sizin geminizde bulunan verici anteniniz de gider ve hiç kimseye ulaşamazsınız. Ve bunu fark etmeden çıkış yaparsanız çıkışlarınız yanar. İşte o belinizdeki amatör telsize muhtaç olursunuz. Ve denizde, özellikle açık denizde dümen palası kırmış, hiçbir şekilde yön verilemeyen bir tekne fevkalade tehlikelidir. Ve soğuk bir havada kışın en fazla dayanabileceğiniz dakika 10 dakikadır ve hipotermiden ölürsünüz. Bunu bugün niye söylüyorum? Amatör deniz yat kaptanlığı ile amatör telsizcilik ehliyeti arasında çok ciddi bir nüans vardır. Birinde hatada güler geçeriz, öbüründe ölür geçeriz. Bu vesileyle yanınızda denizde ne kadar fazla telsiz varsa o kadar denizde sizin can yeleğiniz var demektir. Buna karşı çıkan arkadaşlarım olabilir ama o arkadaşlarla dediğim gibi 5-6 bofor havada bir teknede olunca anlarlar demek istediğim. Evet, lafı daha fazla uzatmıyorum. Söylemek istediğim, BTK'nın kuralları belli, denetlemeler belli. Verilen wattajların ve verilen frekansların dışına çıkmamanızı öneririm. Bu vesileyle sipariş edeceğiniz cihazlarda BTK'nın listesi birinci önceliğimizdir. İkinci önceliğimiz, o cihazı Türkiye'ye sokarken gümrüğe takılıp takılmayacağı. Belli bir fiyatın altındaki bildiğim kadarıyla 100 küsur dolardı en fazla. Bir ay içerisinde sipariş edilebilme sayısıydı. Birazdan onu da paylaşacağım. AliExpress'ten cihaz getirenler var. Evet, gümrüğe takılıyor mu? Aslında gümrüğe takılmıyor. Birçoğu geliyor. Gelmeyenler için de yanınıza amatör telsiz ehliyetinizi alarak, giderek, ibraz ederek ve vergisini ödeyerek cihazınızı tekrar alabiliyorsunuz. Bunun yasa dışı problemli hiçbir kısmı yoktur. AliExpress'ten rahatlıkla cihaz sipariş edebiliyorsunuz. Gümrük mevzuatlarına istinaden takılabilir. Biliyorsunuz, parasını ödüyorsunuz. A amatör, B amatör, C amatör hangisine izin veriyorsa, hangi frekansa, o frekans aralığındaki cihazı ibraz ederek bu belgeyi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bunun birçok örnekleri var. Şimdi gelelim birazdan paylaşacağım sitelere. Ben çoğunlukla bu sitelerde yaptığım alışverişlerimde yurt dışında bulunan dostlarım, akrabalarımın adresine yollatıyorum. Zaten
bir iki ayda bir muhakkak gelen oluyor. Bunlar da çantasında bir adet, maksimum iki adet. Üç değil, iki adet. Yani walkie talkie diyerek karşılıklı görüşme, çocuklarımı aldım gibi Türkiye'ye getirebilirler. Veyahut şöyle bir dilekçe yazarak da getirdiğimiz oldu. Ben Tango Alfa 1 Delta Eko Süleyman Volkan Şanlı, amatör telsiz ehliyetimin kabil olduğu frekanslarda kullanmak üzere bu cihazı akrabam falanca bana getirmektedir. En fazla eğer gümrük sorumlusu sorarsa bu belgeyle de geçebiliyor. Bunların yasal hiçbir şeyi yok. Alım makbuzlarını gösterdiğinizde, o ülkenin vergi ödeneklerini gösterdiğinizde en fazla yapabileceği şey Türkiye'ye girişte de vergisini ödeyip cihazı almanızdır. Başka bir şey değil. Evet, ben yavaşça ekranımı paylaştım. Hemen geçelim sitelere. Bu arada küçük bir chatler için bakıyorum. Sayfaları buradan yazacağım. Peki. Birinci sayfa Universal Radio. Vallahi şu an kullanmakta olduğum ICOM IC7000'imi de ben her sayfaya girdiğimde chat grubuna buradan yazacağım. Universal Radio çok keyifli bir site. En güzel yanı ilginç indirimleri var. Eğer takip ederseniz hiçbir cihazı bir kere girerek hemen satın almayın. İlk uyarım bu. Takibe alın. Alt tarafta end of life olmuş ürünler bölümü var. Oralara bakabilirsiniz. Sorunlu ama arızalı değil, geri gelmiş ürünleri var. En önemlisi de bazı ürünlerde indirim günleri ve haftaları var. Öyle az buz indirimler değil. 1100-1200 dolarlık ürünü 900'e indirdiğini gördüm. Takip ederseniz rahatlıkla alabilirsiniz. Ben hemen gelir, bakın special offer var. Size özel teklifleri var yine sitenin. Oraya girdiğinizde bugün çok düşük şeyler var ama iyi teklifler de çıkabiliyor buraya. Şuraya online kataloğa girelim. Online kataloğa girdiğinizde ne ürünle ilgileniyorsanız her türlü amatörün evinde bulundurmak isteyeceği her şey hemen hemen bu sitede var. Birazdan sizlerle İtalyan siteleri paylaşacağım. Orada bazıları var, bazıları yok. Bu vesileyle diyelim ki bir HF cihaz alacağız. Bu arada şu sıralar popüler ve en son çıkan nedir? Ben bu siteyi onun için kullanıyorum aslında. HF amatör transceivers var. Bakın sağ tarafta en üstte. Bakın girdiğimde ICOM 705 hem yeni hem de yenilenmiş. Girelim bakalım. Şu meşhur QRP cihaz. Sanıyorum ki QRP'ydi. Evet 5 watt. Çılgın bir cihaz. Yavaş yavaş alan dostlarımız var. Dağda, bayırda, her yerde mini bir bataryayla çok rahat kullanabileceğiniz keyifli bir cihaz. 03-199 arası receive sanırım. Öbürsü de TX mi? Neyse, ürün incelemesine hiç girmeyelim. Burada en güzel taraf Universal Radio'da ki bitmiş zaten şeyi çıkar çıkmaz bakın sol tarafta stokta bulunmamaktadır diyor. Bu sitenin en güzel tarafı şunu bir kapatayım. Rahat gözüküyor değil mi web sayfa? Bir kişi cevaplasa yeterli. Gözüküyor Volkan Hocam. Tamam. Şimdi bakın en güzel tarafı bir ürünü aldığınızda aksesuarlarını komple aşağıda görebiliyorsunuz. Ve nelere sipariş edecekseniz yine buradan kendi paketinize ilave ettirebiliyorsunuz. Peki bu üründen geri kaçalım. 7000 artık end of life oldu. 7300 mesela en çok konuşulan ve keyif alınan şeylerden, ürünlerden biri. Bu da out of stock. Bu da şu an duayenlerden bir cihaz olmak üzere cidden harika bir cihaz. Gördüğünüz gibi anten tuner'lar, mobil antenler, frame'ler ve ara yazılımları, masa mic'ları, lineerleri, hoparlörleri, bla 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 bla. En altta da operatörü de birlikte yolluyorlarmış. Bakın şaka bu arada. Sadece o şey, tişört reklamı. Bir geri gelelim. ICOM sevmeyenler için hemen bir burada Kenwood'a bakalım. Kenwood'da
üst modeller yok. Peki Yaesu'da şurada 101'de bu da yeni oyuncaklardan. Sanıyorum ki bu da dokunmatik ekrandı. Touch screen. Bakalım var mı? Yine bu aletin her birinde bir defa anten coupler'ları muhakkak çıkıyor. Otomatik anten tuner'lar, anten coupler'lar, lineer'ler gayet düzgün. Nedense bugün nereye baksak stokta yok. Bu herhalde pandeminin etkisiyle. Ben ilk defa bu kadar stokta olmayan şeyler görüyorum. Biraz daha bulunabilir. 818'de bakar mısın Volkan abi? Tabii ki hemen 818. İstekte bulunabilirsiniz. Evet 818. Teşekkürler. Hesapla. 810. Bu da stokta yok. Bir gariplik var bu sitede. Pek olmazdı bu. 817 ki benim de bulundurduğum cihazlardan biri. Yeni ismi 818 oldu. ND geldi. Giden çok keyifli. Arkasına da AliExpress'ten 80 wattlık veya 100 wattlık bir lineer aldığınızda evinizde çok pahalı bir HF cihazınızın yerini tutabilecek neredeyse. Başlangıç seviyesi diyeyim. Hadi şimdi iyi cici cihazları olanlar tepki göstermesin. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet bu da yok şeyde. İlginç. Şuradan 480. Çok garip. Ben ilk defa listelerde hiçbirinin olmadığını görüyorum. Bunu bir yazar sorarız. Daha güzel şeydi, kombineydi. Buradan bakarsınız. Birincisi de bu, Universal Radio. Buradan sipariş ettiğiniz şeyler, tabii ki fiyatları yüksek olmamak kaydıyla, çünkü çok ben taahhütte bulunmuyorum tabii. Gümrükte dediğim gibi sertifikanızı göstermek suretiyle ve vergisini ödemek suretiyle bunları rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Ama ben buradan sipariş ettiğim bütün ürünleri akrabalarıma getirttim. Gümrükte de hiçbir sorun olmadı. Evet, birinci sitemiz buydu. Universal Radio'ydu. Onu kapadım. Meşhur son zamanlarda en çok görünen Vimo. Vimo'yu hemen Control C. Alman sitesi yanlış hatırlamıyorsam. Hemen chat'e gelelim. Vimo'yu da yolladım size. Türkiye'ye yolluyor mu? Valla Universal Radio'dan ben aldığım bütün ürünleri dediğim gibi oradaki adresime, yurt dışındaki adresime, yani o sıralar Londra'da da yer vardı. Hep oraya yollattım, oradan geldi. Sizin için şeyine bakarım, dokümanına bakarım. Bildiğim kadarıyla yolluyor ama birazdan gireceğim sitelerde direkt Türkiye için shipment var diye yazdığını gördüm. Sorun şöyle olmaz, bakın. Aldığınız ürün bir, BTK'da yasaklı olmayacak. İki, amatör telsiz ehliyetinizi de ibraz edeceksiniz. Üç, Türkiye'deki vergisini ödeyeceksiniz. Başka bir sorun olma şansı yok. Vimo'ya geçelim. Vimo'da da bir hayli ürün var. Radio diyelim, hem radio diyelim bölümleri. Şunu kapatıyorum. Burada... ne istediğimizi yine seçiyorsunuz. Envai çeşit 7300'ler burada var. Bir başka sitede mesela bunu 900 küsur dolarlarda göreceğiz. Muhakkak bu siteleri gezmeden, mesela ben bir süredir şey düşünüyorum. Bir adet 9700, bir adet de 7300. Noel Baba ile anlaştım. İnşallah yılbaşında her ikisinden de bir tane yollayacak bize. Bu iki cihaz cidden bir istasyonda her şey isteniyorsa şu iki gördüğünüz ürün sizi götürecektir. 0-30 arası 7300. VHF ve 1.2 keyfini de varmak istiyorsanız Multimod 9700 harika bir iki ürün. Zaten en başa da almış. Burada tabii antenler var. Bakalım antenler geliyor mu aşağıya? Evet, onlar da geldi. Envai çeşit. Buradan da ürün bulabilirsiniz. Vimo'dan satın alınıp hiçbir sorun olmadan gümrükten çeken kişiler var. Caner Bey, güle güle kullanın. Keyifli bir alet aldınız. 7300 seneler evvel Dayton'da bayağı mıncıkladığımız ilk fuarda çıkar çıkmaz hemen biten ürünlerden biri. Ve bizim sektörümüzde, ya pardon, bizim hobimizde bazı ürünler vardır ki ismi hiç unutulmaz. Mesela Yaesu FT50R hala bende var. 20 küsur senedir, belki 25 sene, 20 küsur, 22 senedir arızasız çalışıyor. Bir kere batarya değişti. Yerine 60'ı çıktı. Hiç bitmedi. Mesela Icom 7000 ben çok seviyorum. Ve senelerdir de
bulan alıyor ve bir daha da satmıyor. 7300'de öyle bir cihaz. İnanın bir daha satmayacaksınız. GSU biraz evvel baktığımız 718 cidden güzel bir cihaz. 758 cidden güzel bir cihaz. Bunlar hep böyle isim yapmış cihazlar. Envai çeşit çıkıyor ama aralarda böyle iyi şeyler çıkıyor. FedEx ile gelen kargolarım çok rahat oluyor. Evet, Yasin Bey bir şey paylaşmış. Ben buradan hemen paylaşayım. Bu arada siz de yazın. Deneyimlerinizi çünkü paylaşıyoruz. Burada ben anlatıyorum, siz dinliyorsunuz diye bir durum yok. Yasin Bey der ki gönderdikleri posta servisi de aslında önemli değil mi demiş. Evet, önemli. FedEx ile gelen kargolarım çok rahat oluyor. Yurt dışından günlük işlerini direkt hallediyorlar. Bu arada ilginç bir şey. AliExpress 3 haftada ürün getirir duruma geldi. Ne oldu bilmiyorum. Ve bundan evvel kapıda ödemelerim varken geçen ayın ortasında ödediğim ve vergileri de orada ödenecek diye yazıyordu. Bakayım dedim, buradan da mı ödenecek? Hayır. Oradan hepsini bitiriyor. AliExpress'te de böyle bir uygulama başlamış. Direkt hallediyorlar. Telefonla ulaşıp bilgi dahi veriyorlar. Ancak PTT Kargo ile gelenlerde gümrük takılma sorunları da yaşadığım oldu. PTT Kargo ne yazık ki öyle. Ki benim Amerika'dan gelen PTT Kargo'daki bazı ünitelerim yok oldu gitti. Caner Bey'le biz FT757 mi 7300 mi diye konuşmuştuk. 7300 ile ilgili zaten çok keyif alacak önümüzdeki dönemde. Güle güle kullansın. Evet, Vimo'da dediğim gibi bir sorun yok. Orada da eğer FedEx seçimi varsa onu seçerseniz anladığım kadarıyla daha kolay olacaktır. Bunu da kapatıyorum. Bu tür yerler var ama buna geçmeden evvel önce buna geçeceğim. Ham Radio Outlet. Kesinlikle keyif aldığım, yine bir iki anten satın aldığım bir yer burası. Yine ne yazık ki direkt yurt dışına teslim edildi. Ben de o sıra gideceğim olmuştu. Yatağımın üstünden alma lüksüne nail oldum. Burada da inanılmaz ürünler var. Çok güzel indirimler var. İyi takip etmeniz gerekiyor. Hemen bunun da site adresini sizlerle paylaşıyorum. Şuradan. Valla çünkü çekiliyor. Yani sonuçta cici bir cihaz. Daha doğrusu şöyle de bir şey var. Kimse de 7300'ü postayla alacağını pek sanmıyorum. Yani ben olsam tanıdığıma getirtirim. Yani bu tür cihazlar. Hadi el cihazları için bir şey demiyorum da bilemiyorum. 7300 gibi bir alete nereden baksanız $1000 civarı 9000 lira bir para vereceğim. Bilemiyorum. Sorular arasında şu da gelmiş. Bu arada bana sorulan sorulardan çıkarttık bugün bu programı. Türkiye'deki distribütörlerden alamaz mı? Alırsınız. Alın da destekleyin. Paranız çoksa alın. Ben alır mıyım? Almam. Neden? $1299 ben onu $1000 alacağımı biliyorum 7300'ü iyi takip edersem. 1000, 1050, 1080 değil 1100. 1080'e kadar bulabileceğimi bildiğim bir ürün. 7300'e 2000, 2500, 3000 dolar vermeyi okey diyorsanız, kötülemek için söylemiyorum. Türkiye'deki vergiler ve birçok şeyler binince ne yazık ki fiyatlar biraz artıyor. Türkiye'den almanızın en büyük artısı garantisi var. Her türlü şekilde Türkiye'de GSU, Kenwood, ICOM'un distribütörlerini size önerir miyim? Öneririm. Dört dörtlüktür, işi bilirler. Amatörleri hiç sevmezler çünkü çok baş ağrıtırız. Bıdı 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 bıdı, o da gitti, bu da gitti. Onun için evet, her büyük markanın distribütörünü öneririm. Almanızı da öneririm. Desteklemeniz açısından paranız çoksa. Ben alır mıyım? Almam. Bunun başında $1080 vereceğim. Onu da direkt alıp kendim gelmek isterim. Peki. Bir diğer site bu. Ham Radio Outlet. Giden keyifli ürünler var. Arama bölümünden zaten birçoğunu orada bakabilirsiniz. Yine kategoriler var. Bir hayli. İndirimlerini muhakkak takip edin. Biraz evvel girdiğim Universal Radio'dan sonra en çok ürün burada araştırıp takip edip indirimdeyken özel günlerde, yılbaşı öncesi, kara cumalar bilmem neler muhakkak buralarda etkileniyor. Sizlere öneririm. Ham Radio Outlet'i de kapatıyorum. Evet.
Hem Radio Shop, bu bir İtalyan, yanlış hatırlamıyorsam İtalyandı bu. Bu sitede marka bölümü çılgın. Ha, hepsinin içi dolu mu? Önce bir siteyi size atayım. Control C. Hemen bu İtalyan sitesini atalım. Sonra uzak doğulara çıkacağım. Burada marka bölümüne bastığımda cidden, yani şurada gördüğüm markalar şu. Efendim söyleyeyim, Davis. Davis nasıl çıkmış buraya bilemiyorum ama benim başka profesyonel işimde kullandığım bir marka. Ameritron. Efendim söyleyeyim, buradan bakalım. Wolfgang'ı falan geçeceğim zaten. Icom'lar, Mycom'lar hepsi var. Elecraft'lar var. Ama bastığımızda çoğunun içi biraz tırt çıkıyor. Yani Elecraft ola ola bir tek Mike mu var yani? Olabilir. Ama marka zenginliği bakımından girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Eğer içi doluysa, ki bu markayı ben Türkiye'de görmeyeli çok olmuştu. Çok kaliteli ürünleri de buradan alabilirsiniz. Hemen bir soruya bakalım. Kaliteli el cihazı. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Soru aslında en çok gelen sorulardan biri. Bir cihaz alacağınız zaman iki şeye karar vermeniz lazım. Yeni amatörseniz biraz dayağını yemeniz gerekiyor. Onun için ucuz bir şey alıp frekansa çıkıp dinleyebilirsiniz. HF ise eğer kalbinizde yatan amatörlük, HF cihaz alırsınız. Hayır, ben rölelerde veya simplex VHF, UHF amatörü olmak istiyorum. Kötü anlamda söylemiyorum. Olabilir. Bu arada UHF amatörü olup da çılgın şeyler yapanlar var. Bir iki haftadır İtalyanlardan devamlı azar işitiyorum ama UHF'de neyse ki öğreneceğim. ATV konusunda UHF'de mesela şu an kalbimi ona kaptırdım. Onunla uğraşıyorum. Öncelikle branşını seçmeniz lazım. Yani HF'de misiniz? Diğer frekanslarda mısınız? İkincisi modlarına bakmanız lazım. Yani siz bir tek FM'de veya DMR'da, dijitalde bir şeyler yapıyorsanız o tür bir cihaza yönleneceksiniz. Yok değil, all mod bir şey alacaksınız. O zaman all mod bir line'a geçmeniz lazım. Öncelikle yeni amatörlere SDR almasını öneriyorum. Çünkü amatörlük dinleyerek başlıyor. Amatörlük dinleyerek başlıyor. Bunları söylüyorum. Çok eski amatörler vardır. Lütfen sıkılmasınlar. Yeni arkadaşlara onu öneriyorum. Çünkü bir SDR aldığınızda neredeyse 1 kHz'den 6 GHz'e kadar bir cihazınız oluyor. İnanılmaz bir band genişliği var ve all mod oluyor. Bütün modlar var, bütün dijital modlar var. Yani çılgın bir şey. Ve bu vesileyle basit bir SDR'la başlayabilirsiniz. SDR programlarımızın kayıtları var, öneriler de var. Oradan bakarsınız. Eğer soru gelirse SDR'ı yazarız. Ha, el cihazı alacaksınız. Handheld, belde taşınabilen. Ucuzlarından bakıyorsanız, yani Volkswagen'ın, Baofeng'in envai çeşit var. Kirusan, böyle garip bir sürü isimler de var ama gitmeyin onlara. Baofeng ve Volkswagen uzun süredir kendi ispatlamış cihazlar. Alın devam edin. Ha, gelelim markaya. Icom, Kenwood, Yaesu. Bu işin Rolls Royce. Üç tane marka. Hangisi daha iyi? Hiçbiri daha iyi değil. Bunların üçü de bence birbirinden kaliteli. Ha, daha baba markalara geçmek istiyorsanız, mesela şurada biraz evvel vardı Elecraft. Yani yazın içine girin bir bakın. Çok farklı bir ürün. Yani ben telsizimi amatör uçak gibi alacağım ve kendim yapacağım diyorsanız Comet alacaksınız. Ama oralara daha gitmeyin. Bir el, mesela bende el cihazı DMR'da Eniton DMR için güzel bir seçim. Birçok başka markalar var. Hytera var, şudur var, budur var ama kütüğü çok, firmware'i çok diyorsanız Eniton'dan şaşmayın. Çünkü çok fazla kullanan var. Hele ki Türkiye'de ve fevkalade. Ben ilk çıkan Eniton 678'den almıştım. Sonra onu modifiye edip 787 yapmıştım. Yanlış söylüyor olabilirim numaraları. DMR'da Eniton'u önereceğim. Mesela el cihazında 0-30 arası HF dinleyici, VHF ve UHF'de alma ve gönderme. Bu arada HF'de all mod dinleme özelliği olan, Yaesu'da o yok. Kenwood TH6. Kenwood TH6. Üzerine bir sürü yeni model çıktı ama dinlediği aralık
1 ile 30 arası SSB dinliyor cihaz. Yani küçücük bir el cihazı SSB dinleyebiliyor. Onu önerebilirim. 7'si değil ama 6'sı. 7'si 220 MHz'de çalışmaz. Zaten Türkiye'de 220 legal değil. Yani istiyorsanız 7 de alabilirsiniz. ICOM'un yine güzel cihazları var. Öncelikle dediğim gibi siz Rolls-Royce tarafında mısınız? Uzak Doğu tarafında mısınız? Onu önce bir karar verin. Önümüzdeki günlerde zaten burada modelde birlikte paylaşırız. Dediğim gibi bu İtalyan sitesinde bütün markalar var ama bütün modeller yok. Aşağı doğru gittiğinizde mesela Tentec, senelerdir görmüyorum bu cihazı. Yani en son Murat Rebi diye iki arkadaş vardı. Biri rahmetli oldu. Çok kaliteli amatörlerdir. Türkiye'ye senelerce bir KVA lineer yaptılar. Ben Tentec'i ilk onlarda görmüştüm. Bu siteyi de kapatıyorum. Hemen DX Engineering. Bu sitede bu iyi. Ben bu siteden bugüne kadar hiç şeyini vermedim. Sipariş vermedim. Ama buradan da alınabilir. Şunu bir alayım ve alan arkadaşlarım var bu arada. Onu da buradan geçtim. 7300 burada ne skaladaymış? Bakın gördünüz mü? Biraz evvel ben ne dedim size? 1080 dolardan bir kuruş yukarı vermem. Çünkü bu cihazın ederi değil. Ederi çok daha fazla ama öyle bir fiyat yok. Yani ve bunu takibe alırsanız inanıyorum ki 900 küsur dolardan alacaksınız. Bugün biraz 7300'de yoğunlaştık çünkü güzel bir cihaz. Bakalım neler yazılmış. Güzel, çok güzel. Caner Bey buradan almış. Girişte bir sorun oldu mu? Hangi yolu uyguladınız? Hemen yazarsanız. Evet, 7300 alıyoruz. Ucuza alıyoruz. Benim aldığımdan 19,95 dolar. FedEx biraz bekletmiş. Sorun yok. FedEx'le alıyoruz. Ucuza 7300 alıyoruz. Bugün herkesi 7300 diyoruz. Vallahi. Aslında yakında seçimler var. Arkadaşlar onu söylemiş. İyi amatörleri destekleyeceğiz. Yurt dışında onlara destek olacağız. İnşallah olursunuz ama her şeyin başı para. 7300 vereceğiz bütün amatörlere. Bizi seçin. Bu arada çok keyifli arkadaşlar adaylığını koyuyor. Dernek başkanlığına. Bu arada senelerdir bu işi sırtında yüklenen Aziz Bey'e de buradan bir kere daha teşekkür ediyoruz. İnşallah dinliyordur. Evet, bir ay geçti ama geç geldi. Önemli değil. 91 dolar kargo ücreti. O da çok büyük bir şey değil. 800 lira. Evet, ne yapıyoruz? O zaman FedEx'te istiyoruz. Bir ay sebat edip bekliyoruz. Yaklaşık 91 dolar nakliye ücreti veriyoruz. Bu arada bir şey daha varmış. O da gelsin. Ondan sonra bu bölüme geçeceğim. Bir daha. Ben bir şey sormak istiyorum ama. Lütfen devam. Vergi yüzdesi kaç? Kesti onu merak ediyorum. Yüzdeyi. Türkiye'ye girerken ki mi? Aynen, gümrük vergisindeki yüzde. Şimdi şöyle, Caner Bey yüzde kaç vergi ödediniz? Onları bir alayım. Şöyle bir olay var. Her ürünün vergi skalası ayrı. Ben mesela AliExpress'ten ya iki haftada bir devamlı bir şeyler alıp duruyorum. Her birine ödediğim vergi ayrı. Amerika 20 diyor. %20 değil herhalde. Ne? %20 değildir. Ben %40 ödedim geçen sene çünkü. Evet. Caner Bey, mikrofonunuz çalışıyorsa konuşmayı da yeğleriz. %20 diyor. Çok yüksek. Evet evet. %20 ödedim. Yani oo, 850 lira şey ödedim. Kargocu şey vergi ödedim. Türkiye'ye girişte? Evet. 1850 lira vergi ödedim. Tamam. Şimdi o. Amerika'da? Yani Amerika'dan Türkiye'ye girişte. Amerika'da ne veriyorlar bilmiyorum. Ama ben kargo ücretinden ayrıca gümrüğe 1850 lira. Evet. Normal. Yani ödedikten sonra da kimse onu tutamaz orada. Bildiğim kadarıyla Avrupa'dan girişte %18, Amerika ve Çin'den girişte %20 kargo ödüyor. Peki. Herhalde herkes duydu. Avrupa'dan gelişte %18, Amerika'dan gelişte ve Çin'den gelişte %20 vergi ödeniyor. Peki, sorusu olan olursa yine alırız. Bunlara dikkat edeceksiniz. Yani vergi ödeniyor. Vergiyi zaten kaçırmak gibi bir derdimiz yok. Sadece biz yeni oyuncağımızı, yeni telsizimizi almanın peşindeyiz. Problemsiz, sorunsuz bir yere takılmadan almanın peşindeyiz. Bu siteyi de kapatıyorum. İsteyen Amazon'dan alabilir. Hadi Amazon'u geçelim burada. O da Amerika olduğu için Çinlere geçmeden evvel şeye bakalım. Şimdi Amazon'da çok ilginç şeyler dönüyor. Yani öneririm. Niye öneririm? Mesela
hadi bugün ICOM IC pardon ICOM 7300'den başladık. Yine 7300 gidelim. Geçtiğimiz aylarda burada biri öyle bir 7300 sattı ki 800 bilmem kaç dolara. Bozuk falan da değildi ve alındı. Şimdi bakıyorum fiyatlara 1300'ler, 1200'ler olacak şeyler değil. Bakın Screen Protector satıyor adam. 7 dolar. Peki başka var mı? Burada ilginç ürünler çıkabiliyor. Yani o fiyata nasıl düşüyor, nereden geliyor bilemiyorum ama ilginç ürünler çıkabiliyor. Bu vesileyle Amazon.com'dan da şey yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bu arada Türkiye'de de açılmış. Türkiye'den kimse sipariş verdi mi? Amazon'dan telsiz Türkiye'den satın alındı mı? Alan varsa bizimle paylaşırsa 37 kişiyiz. Hatırı sayılır bir sayıdayız. Amazon.com.tr yeri var mı bakalım? Amazon artık Türkiye'de var bildiğim kadarıyla. TR çakalım çıkacak mı sayfa? Vallahi çıktı. Peki buraya yazalım. M Radio. Yarda Türkiye'deki satıcıların ürünleri var. Yani yurt dışından gelecek ürünler yok. Evet belli şu 1642 yılında üretilmiş. Ay Allah'ım. Evet bir tek dergiler var bir şey çıkmadı. Neyse başka bir şey yazalım. Chef Ham Radio diyelim bakalım ne çıkacak. Peki bunu demek istedik. Bir SDR demek istedik. Değişik bir SDR çıkıyor. Çerezi kabul edelim. Barış Hocam ne diyorsunuz? 2500 TL istiyorlar bu ne olduğunu anlamadığım cihaza. Yorum yok. Efendim? Yorum yok. Valla yanında da bir tane anten balon hediye ediyorlar. Valla durum böyleyse 100 kHz 1.7 GHz yazılım. Ama kargosu bedava, bedava dikkat et yani. Ay Allah'ım. Ben alıyorum Adam Pluto ve Transmit özelliği de var. Bu amcam artık hangi firmayı satıyorsa 2500 lira. Neyse yorum yok. Evet yorum yokla devam edelim. Hemen yazılara bakalım. Evet, işte aynı ürünü birçok satıcı satabiliyor. Bazıları vergi ücretini direkt mi? Okey. RF alıcı verici modül seti aldım. Bir de buna döneceğim. Birazdan AliExpress'e geçiyorum çünkü. Pekala. Geçeceğim buna. Amazon'u da takip edin diyorum. Çünkü ilginç şeyler çıkabiliyor. Bir tane Rus sesi buldum. Önce bir ona bakalım. Ya DMR'lar da var ama yok. Bir tek DMR satmıyor canım. Düzgün cihaz da var. Şunu şuraya vereyim. Bu da bir Rus sitesi. Burada ilginç modüller şeyler gördüm. LNA'lar, MLNA'lar. Anten analyzer'lar. Yani envai çeşit bir şeyler var ama hiç sipariş etmedim. Bir iki kişi burada çok dolanıyordu geçtiğimiz haftalarda. Onun için koymak istedim. Bu tür modüller ilginizi çekiyorsa 3 watt kuvvetlendirici yüksek frekansta bunlara şey yapabilirsiniz. Bunun linkini yazdım. Bu sitede çok fazla durmayacağım. AliExpress bu ürüne sonra geleceğim. Evet AliExpress. Hadi gelelim AliExpress'e. AliExpress'te şimdi gelelim. Ben AliExpress'ten bayağı yoğun cihaz alıyorum. El cihazı falan almıyorum. Yani yine çalışmalarımda kullandığımız bir sürü modülleri alıyorum. Verici katlarını alıyorum. Alıyorum. LoRa modül alıyorum falan filan. Ama alırken şimdi burada yine Yasin Bey uyarmış. Öncelikle farklı satıcılar aynı ürünü satabiliyor. Birincisi farklı satıcıların aynı ürünlerine tabii ki fiyatsal da bakınız. Ama ben en çok şuna bakıyorum ve bunun golünü de yedim zamanında. Özellikle Troid'ler falan almıştım. AliExpress'te malı sipariş etmeden evvel benden önce kaç kişi almışa bakıyorum. Muhakkak bunu yapın. Özellikle AliExpress'te yapın. Yani yaklaşık 60 kişi almış, 100 kişi almış. Gözünüz kapalı devam edin. Ama 3-5 kişi aldıysa bilin ki orada bir şeyler var. Ve ben altta yorumları okuyorum. Tanıdık biri de yazmış olabilir yorumu diye. Mümkün olduğunca alım satımı maksimum yapılmış olandan seçiyorum. İkinci konu Yasin Bey'in yine uyardığı ve bize hatırlattığı gibi malı satan kişi
vergi dahil de yapabiliyor veya beni ilgilendiren kısmı alıyor, gerisine karışmıyor. Bu da olabilir. Onlara bakmanız lazım. Zaten bazı ürünlerde bu ürün Türkiye'ye ulaşımı yoktur diye zaten çıkıyor. Onlara bakılacak. Yakın zamanda bir RF alıcı verici modül seti Yasin Bey'e almış. Bir yerde 1000+400 ilgili ülke için vergi ücreti olarak vardı. Bir yerde de 1000 liraydı. Oradan aldım ve gümrükte sadece 40 lira verdim. Yani bu da olabilir. Birinde 40 lira diyor, öbüründe 400 lira diyor. Bunları sizin biraz araştırıyor olmanız lazım. Bu risklere gireceksiniz. Bu arada geçen hafta yine bir sohbetimiz oldu bir üstadımızla. Bir konnektörden olmayacak bir fiyat yazılmış. 400 yerine 40 yazılmış. Anında ne varsa stoğu hepsini bitirmiş. Ertesi hafta hemen o 40-400 olmuş ama yazılı olduğu için o ürünü alma hakkı kazandığından komple çekmiş. AliExpress'te dediğim gibi birçok ürün var. Alabilirsiniz. Alırken dikkat edeceğiniz şeyleri biraz evvel söyledim. AliExpress'le ilgili sorusu olan var mı? Geçeceğim. Oo, çok güzel. Bakın. Banggood sitesi Burak Bey yazmış. Vergi dahil yolluyor. Aras kargo getiriyor. Çok ilginç. Çok ilginç. Bir daha giriyoruz o zaman. Bir daha siteye geri girdik. Bakınız. Bu Rus sitesiydi değil mi Burak Bey? O şey gibi, AliExpress gibi şeyler var size. Teklifleri falanları da var. Evet. Vergi dahil ve Aras kargo ile geliyor. Hem radio. Peki buna da yazalım bakalım neler çıkacak. Express kargo yazıyor. Çin'den geliyor sadece Türkiye'ye. Peki gelsin. Nereden gelirse gelsin. Yeter ki gelsin. Böyle bir ünite $200 eder mi? No name'i etmez. Şöyle genel olarak bakıyorum. Çıkacağım hemen siteden. Peki konuyu daha fazla uzatmıyorum. Saatlerimiz geçiyor. Bu siteyi kapatıyorum. Diğer bilgileri de aldık. AliExpress'i kapatıyoruz. Niko diye bir site. Güzel cihazlar var. Bakalım neler var. 7000'lerimiz var mı? 7300'lerimiz şurada. Yukarıdan aşağı. 818 biraz evvel soru vardı. Bakınız 690 euro biraz yüksek istemiş. Evet, Aras getiriyor. Banggood'dan bayağı güzel feedbackler var. Deneyebilirsiniz. Yani ben olsam yüksek olmamak kaydıyla bir ürünü oradan alabilirsiniz. Radio accessories, başka SDR receiver. Bakalım SDR'larda neler varmış bunlarda. Yeni model bir şeyler var mı? SDR play ama birinci versiyonu sakın. İkinci versiyonu evet alınız, metal kutu. Fiyatı normal, yapacak bir şey yok. Gayet önerebileceğimiz güzel cihazlar, oyuncaklar. Bu da yeni modeli. Bu ne? SDR'lar. Bunlara paramız yetmez sanırım Barış Hocam. Peki sohbeti çok fazla şey yapmayacağım. Aniko. Hemen Aniko'yu da buraya atalım. Control C. Nasıl yolluyor, ne yapıyor onu bilmiyorum. Ama sorusu olan olursa araştırır, geri dönerim. AliExpress'te o biraz evvel şey yaptım. Bu arada bu üniteyi açıyorum. Ben bunun 80 wattlığını aldım. Takır takır çalışıyor. Bir de ben bunun tabii demodülü aldım. Bu hazır yapılmış hali. Oo, çok güzel yapmışlar. Bakın sizler için hazırı var. Ben bunu hazır almadım. Bu yanındaki iki anten kılıklı şey ne acaba? Pekala. Bu 70 wattlığını ben aldım. 0-30 arası. Takır takır 817'de kullanıyorum. Gayet de güzel. İyi çalışıyor. Rüha Bey'i alalım. 100 watt deniyor. 70 bile çıksa yeterli. Test ettik. 70 şey yapıyor. Belki bununla ilgilenen olur diye bunun direkt linkini atacağım şuraya. O dursun burada. Bunu da kapatıyorum. Konumuz çünkü ürün değil bugün. AliExpress. Bunu da kapadık. Evet şu cihaz. Bu cihazı bilmiyorum. Daha evvel gördünüz mü? Bu cihaz bir röle. İlginç bir alet. VHF, UHF artık hangisiyle ilgileniyorsanız. Ya VHF ya UHF olarak şey yapıyorsunuz, sipariş ediyorsunuz.
bu alet bir röle. Öncelikle böyle bir aletle ilgilenenler için şunu söyleyeyim. Yasal olarak dernekler röle kuruyor. Kafanıza göre istediğiniz yerde bir röle kuramazsınız, çalıştıramazsınız. Ama ormanın içerisinde kimsenin olmadığı bir yere gittiniz. Bir iki hafta orada arkadaşlarınızla kamp yapacaksınız. Kimsenin çekmediği bir şey. Amatör bantlarda olmak kaydıyla yüksek bir tepeye böyle bir cihazı koyup çalıştırmamanız için bir neden görmüyorum. Ama kalıcı olarak yani portable olmayan bir röle kuramazsınız. İzin almak zorundasınız. Bildiğiniz gibi önümüzdeki ayın sonunda ayın 30'u ile 31'inde TQYY Uluslararası Amatör Telsiz Yarışmamız var. Bu sene Mars on Earth projesi kapsamında Yalova Tokmak Köyü Tokmak İlk Öğretim Okulu'nda biz de gencecik arkadaşlarla yarışmaya katılacağız. Özellikle burası için bir çağrı işareti istedik Biye Emniyetinden. Tango Charlie 2 Mike Alfa Romeo Sierra TC2 Mars diye çağrı işareti aldık. Çağrı işaretinin evrağını Biye Emniyeti bize yollarken altında bir ibare vardı. Heh kardeşim, bu AliExpress'ten aldığım bu cihazı kuramazsın diyor. Yani bu yarışmada röle kurmana izin vermiyorum. Özellikle bunu yazmışlar. Benim aklıma gelmezdi. Yani amatör telsiz yarışması için çağrı işareti alıyorum. Hadi oraya bir de yapmışken bir de röle kurayım. Kimin aklına gelir? Demek ki olmuş ki özellikle altına röle kullanımı hariç diye yazılmış. Değişik bir şey. Bunu da burada belirtmek istedim. Bu arada ayın 29'u günü ben gideceğim. 30-31'i ekip arkadaşlarım, yarışmacı takım arkadaşlarım gelecek. Sizlere de açıktır. Yer çok basit. Yalova, Tokmak Köyü. Altınova'nın üstündeki dağların orada bir köy. Sizleri de bekleriz. Mangalımız var. Keyifle yarışacağız. Evet, şimdi ne yapalım? Bunu da kapadık. Son olarak da şöyle bir site var. Onun da ismini yazacağım. Kısa bir soru cevaptan sonra bu uzattığım sohbeti Barış Bey'e bırakacağım. Sayısal haberleşme konumuz olacak. Evet, bu sitelerle ilgili soracak olan varsa tabii ki buyursun. Deneyimi ve kötü deneyimi olan varsa buyursun. Çünkü burada bilgi paylaşıyoruz. Çok az bir es verdim. Ali Bey'in mikrofonu açıp konuşmuyorsa kapadım. Ses gelmesin diye. Evet. Bu şeyi söylüyorum. Bundan yani ya önümüzdeki 4-5 programda da söyleyeceğim. Genç arkadaşlara yaymak için bunu yapıyoruz. Herhangi bir showmov öyle bir derdimiz yok. HF cihazlarımızı alacağız. İnanın bugün 3 kişiyle konuşma yaptım. Oraya nasıl antenler götürelim? Mesela bunu da komple kayıda alacağım ve bir programda bölümleriyle paylaşacağım. Daha evvel tabii ki yarışmalara girdik. Dernekle birlikte tabii ki SecureWay'a girdik. Ama benim ilk defa İstanbul dışında tanımadığım bir lokasyonda ki bu cumartesi çok erken saatinde Tokmak Köyü İlk Öğretim Okulu'na site survey'e gideceğim. Amacım yüksekte bir ağaç var mı ve o ağaca tırmanabilir miyim? Tırmanamazsam da bir balık oltasıyla oraya besinayla yükseğe kadar atabilir miyim? Derdim ne? Bugünkü yaptığım sohbetlerde HF antenleri yerden 30 metre yukarıya kurduğum takdirde çok daha iyi sonuç alabileceğim. Özellikle 80 metrede ve 160 metrede eğer yüksek bir ağacın tepesinden aşağı doğru bir delta loop yapabilir isek gecenin geç saatlerinde çok keyifli puanlar kazanabileceğimizi öğrendik. Yarışma biliyorsunuz tamamen sportif. Bu hafta biri de Facebook'ta onu yazmış. Amatör telsizciliğin neresi sportiflik? Yok, öyle bir laf yazmış. Ben de onu yazdım. Amatör telsizcilikte tilki avı gibi tamamen açık ormanda yapılan sportif bir faaliyet vardır. Eğer katılırsa görür. İki, gençlerle birlikte olacağız. Yalova'nın Tokmak Köyü'nde gencecik çocuklarla birlikte olacağız. Amacımız bu gençlere amatörlüğü yayabilmek. Bu da sportif bir faaliyet. Bu vesileyle gelmek isteyen olursa mangalımız var. İstanbul Marmara için özellikle Çekmeköy tarafında oturanlar antenlerinizin kablosunu çekin. Çok yüksekte oturduğum için yıldırımları görebiliyorum. Evet, lafı daha fazla uzatmıyorum. Soruları olanlar sorsun.
Ayın 29, 30 ve 31 Ekim'de gelmek isteyenler bana bilgi versinler. Güzel bir organizasyon olacak. Anten çalışmalarımız olacak. Özellikle kendi yaptığınız antenler varsa buyurun getirin, deneriz. Bir de altına da Güney Amerika ile konuştuk bu antenle de yazarız yani. Evet Barış'cığım, seni oradaki görüyorum, çok yoğunsun ama yavaş yavaş buraya alayım. Arkadaşlar benim ses tonumdan artık bıkmıştır bu kadar geveze bir istasyon olarak. Evet, sayısal haberleşme ve hop sende Barış'cığım. Estağfurullah, çok güzeldi, çok teşekkürler. Ağzına sağlık, soruları almadık. Sormadılar çünkü. Peki. Dediler ki dolar şu an çok yükseldi, düşmesini bekliyoruz. O zaman konuşuruz. Peki, o zaman kendi cihazlarımızı yapmaya devam. Şimdi geçen hafta da konuşmuştuk, uzun zamandır konuşuyoruz. Bu dijital modlarla ilgili, daha doğrusu sayısal telsiz nedir? Efendim söyleyeyim, sayısal telsiz modları bu DMR'dır, NXTN'dir, efendim söyleyeyim Moto Turbo'dur, bunlar nedir diye konuşalım demiştik. Bu hafta da Volkan da şey dedik, ya böyle bir giriş yapalım. Önce bir teknik altyapısı nedirden biraz bahsedelim. Nasılsa bir arkadaşımız bize destek çıkar. Bize işte cihazlar nasıl programlanıyor? Cihaza çağrı işaretini aldığınızda gidip ID'nizi nereye kaydettiriyorsunuz ya da gerekiyor mu gerekmiyor mu? İşte bunu NXTN için, DMR için, Fusion için ya da D-Star için nasıl yapıyoruz diye bilen birileri anlatır dedik. Ama biz bir girizgah yapalım diye bugünkü program var. Bir iki arkadaşın adı geçmişti sanırım, belki onları tekrar... şey yaparsak, hatırlarsak Volkan, hani o ben konuda... hemen onu söyleyeceğim. Özellikle buradan rica ediyorum. Geçtiğimiz şeyde, sohbette sağ olsun İsmail Beyler, yanlış hatırlamıyorsam, hatırlatmıştı. DMR konusunda eğer kendilerine rica edersek programımıza katılır diye. Tango Alpha 2 Kilo Whiskey, Kadir Akkuş. Ben bugün Gaziantep'teki mail adresine kendisine bir ricada bulundum, beni arasınlar diye. Beyefendiyi tanıyanlar varsa bir telefonla bana ulaştırırsanız işi bileninden dinlemenin derdindeyiz. Yani benim de DMR'ım var. Ben de ID'yi aldım. Hepsini yaptık ama o kadar piri değiliz. Pirini çıkarmak buraya. Evet, 2 kilo viski. Eğer tanıyan varsa ve davet ederse, benimle bir konuşturursa hemen programı birlikte organize ederiz. Keyifli DMR. Ya da belki bugün Sierra Delta'ya ben bir iki haftadır ulaşamıyorum. Çok yoğunum. Volkan abi olursa yaparım dedi. Çünkü Marmara bölgesinde DMR'ın da bayrağını sallayan Şafak cidden çok başarılı işler yaptı. Ama çok yoğunluğu olduğu için ona da bir şey diyemiyorum. Ama sorun değil. Diğer üstadımızdan rica ederiz. Evet Barış. Evet, istiyoruz ki hani bir arkadaşımız da bize DMR telsizler ne, işte nasıl programlanıyor, nasıl DMR'da konuşuluyor. Daha detayına inince hani belki hotspotlar nasıl kullanılıyor, nasıl programlanıyor. Birini direkt çağırmak istediğimizde, atıyorum ben İstanbul'da oturuyorum, Ankara'daki birini direkt çağırmak istediğimde nasıl çağırabilirim? Yönü yordamı nedir gibi pratik kullanımları da bize anlatabilecek birileri olursa güzel olur. Yani biz çok eskiden bu işe başladığımız için bize, yani bugün biraz tarihçesinden bahsedeceğim teknik olarak. FM biliyoruz, FM rolede konuşmayı biliyoruz, simplex biliyoruz ama şimdi dijital modlarla birlikte bu işin de hani internet bağlantısı ucu açıldı. O yüzden önce bir sunum paylaşarak. Barış'ım, sunumu açana kadar fenomenlerim burada tabii, hemen bir üstadımız Ali Bey şey diyor, QRP yapımı konusunda bir düşünceniz var mı? Aslında bununla ilgili bir program yaptık. USDX'di, doğru mu? Doğrudur, USDX anlattı. Eğer programları YouTube'dan incelerseniz USDX'le ilgili Amerika'dan direkt bu projede görev almış dostumuz da programa katılmıştı. Bir onu dinleyin. Yine de bir sorunuz varsa cevaplarız. Bu arada Yasin sampling'le ilgili bir paylaşımın olacak mı diye gelmiş. Direkt anladığım kadarıyla okuldaki ödevine buradaki bilgileri aktaracak diye görüyorum. Tamam.
Ümit Bey kendisine ulaşıp bir benimle irtibata geçirirse, zaten mail attım Gmail'ine. Amacımız DMR konusunda hızlıca önümüzdeki haftalarda sizlerle bilgi paylaşımı. Çok teşekkür ederiz. Evet Barış'ım, Mike senin. Volkan'ın önce paylaştığım ekran görünüyor mu ya da geliyor, ne görünüyor? Gayet güzel geliyor, hiç sorun yok. Sayısal telsiz başlangıç ekranı herhalde şu an. Evet. Tamam. Güzel, ben chat'i çok takip edemiyorum. Orayı sana pasladım. Hay hay. Arkadaşlar bugün konuşacağımız konu nedir bu sayısal telsiz modu? Türkiye'deki hem tarihinden de bahsedeceğim. Şeyden önce, amatörlerden önce sayısal telsizi işte emniyet denedi, devlet kurumları denedi, 112 denedi. Hatta bazıları hala kullanıyorlar. Arkasında ne varı biraz konuşacağız. Mesela Türkiye'de uzun yıllar Motorola'nın, motor turbosunun ya da Motorola'nın DMR'ı diyebileceğimiz APCO konuşuldu yıllarca. DMR'a çok geçilmedi. Bunun bir sürü sebepleri vardı. İşte Türkiye'deki telsiz üreticilerinin bir kısmı bir takım lisanslara sahipti ve Türkiye'de APCO kullanılmaya çalışıyordu. Nedir bunların arkasında? Niye bir sürü isimleri var? Özellikle çarpın sağ üst köşesine koydum. İşte P25 nedir? DMR nedir? NXTN nedir? System Fusion nedir? D-Star nedir? Niye bu kadar çok mod var? Bunları biraz konuşacağız. Aralarında ne fark var? Ortak yönleri nedir diye bu pazarı paylaşanların oyunlarını biraz takip edeceğiz. Bu bir modülasyon türü müdür? Bir teknik midir? Yoksa ikisi birden midir? Sayısal telsiz neye deniyor? Teknik yapıları nasıldır? Yani sayısal derken nesi sayısal? Neler yapabiliriz bu telsizlerle? İşte programlaması ve telsiz seçimi gibi bazı konuların üstünden geçmeye çalışacağım bugün. Birincisi, sayısal telsiz nedir? Yani DMR deseniz de, NXTN deseniz de, Fusion deseniz de, bunların hepsi aslında RF üzerinde sesi sayısal olarak taşıyan telsizler. Yani aslında yine ses taşıyor. Örneğin bir FM rolesinde bir sesle konuşurken ne yapıyoruz? Bir FM, bir taşıyıcıyı FM modülasyonu tipinde sesimizle, ama analog sesimizle, yani bu konuştuğumuz sesin direkt analog seviyeleriyle, işte ben konuşurken nasıl konuşuyorum? 0 ile 3-4 kHz aralığında bir ses, analog ses sinyali çıkıyor ağzından. Bunu mikrofon alıyor, amplifiye ediyor. Sonra da taşıyıcının frekansını buna göre titreştirdiğinde FM modülü olarak analog bir sinyal göndermiş oluyorum. Dijital telsizde bu iş tamamen dijital yapılıyor. Yani önce sesim alınıyor, dijital bir hale getiriliyor. Nasıl ki bilgisayardaki WAV dosyaları gibi ya da işte MP3 dosyaları gibi sayısal bir formata çevriliyor, rakamlara çevriliyor. Daha sonra telsiz üzerinden gönderiliyor. Birazdan gireceğiz detaylarına şekilde. Şimdi sadece kulak dolgunluğu olsun diye söylüyorum. Sayısal telsiz kullanırken sayısal olan şey bizim sesimiz aslında. Sesimiz rakamlara çevrilip gönderiyor. Bunu da vocoder denilen bir şey yapıyor. Vocoder sesi alıp hem sayısal hale getiriyor hem de sıkıştırıyor. Eskiden telsiz üzerinden data haberleşmesi yapanlar hatırlarlar. VHF'te biz 1200 baudun, yani 1.2 kilobitin falan üzerine çok fazla çıkamazdık. Ses taşımak için de, düzgün bir ses taşımak için de en azından Nyquist teoremi gereği örneklemek istediğiniz, yani sesinizin iki katı frekansta bir band genişliğine sahip olmanız lazım. Çok kaba rakamlarla konuşacağım. İnsan sesi 0-3 kHz arasında yer alıyorsa bunu en az 6 kHz'lik bir örneklemeyle göndermeniz lazım. Bunu da dataya çevirdiğinizde böyle 6-7 kilobitlik, 10 kilobitlik belki de bir data hızına ihtiyacınız var. Oysa VHF'te biz bu hızlara erişemiyorduk eskiden. Ne değişti de şimdi sayısal modlar bir sesi de taşıyabilecek hale geldiler. Bir de vocoder çok güzel bir şey yapıyor. Sesinizi de iyice bir sıkıştırıp küçültüyor. Örneğin o AX25 ya da AMPR üzerinden taşıdığımız şeyde daha düşük, 4.8 kilobitte mesela ses taşıyabilir hale getiriyor durumu vocoder. Vocoder'a yine değineceğiz birazdan. Sabit uzunluklu veri paketleri içinde sesi taşırlar. Başlık bilgileri, yapıları vesaireleri, mesela başlık, bunlara birazdan geleceğim. İlgili çarplarda üzerinde konuşuyor olalım. Şimdi
Eskiden AX25 vardı. Belki hala işte APRS işte pozisyon bulmak için AX25 protokolü var. FT8 var. Bunlardan ne farkı var bu sayısal telsiz dediğimiz şeyin? Birincisi örneğin FT8. FT8 HF'te çok çok yavaş hızlarda data haberleşmesi yapan dijital bir mod. Eğer bir gün ses FT8'in işte 10-15 saniyedeki 10-15 baytlık hızında taşınabilecek kadar sıkıştırılabilirse belki FT8 üzerinden de ses haberleşmesi yapılabilecek. Ama şu anda FT8 bunu kaldırabilecek seviyede değil. APRS örneğin VHF'de 1200 bağıtta 1.2 kilobitte çalışıyor. Ve direkt analog cihazlarla çalışabilmek için FM modunda çalışıyor. Şu solda hemen FM'i bir hatırlayalım istedim ben. FM neydi? Bir tane taşıyıcımız vardı. Örneğin 145 MHz'lik bir taşıyıcı, 145 MHz'lik bir sinüs sinyali. Bunun üzerinde işte insan sesi göndereceğiz. 1 kHz, saniyede 1.000 kez titreşen bir sinüsü. Aşağıda gördüğünüz gibi sesimizin genliği arttıkça taşıyıcının frekansı artan ya da azalan şekilde bir yapıda FM modülasyonu diyoruz. Bunun üzerinden sayısal data taşımak istediğimizde yani bir sayısal ne demek? Birleri ve sıfırları taşımak demek. Bir ve sıfır taşımak için örneğin bir yüksek frekans veya örneğin 145.000.005 kilohertz düşük de sıfır göndereceğimiz zaman da 144.999 nokta işte 995 herzde bir salınım olsun. Şurada sıkışık sinüslerden ve genişlemiş sinüslerden bunu görebilirsiniz. Bu da sayısal veriyi FM'le taşımaktı. Sayısal telsizler bunun üzerine bir teknik daha getirdiler. Birazdan konuşacağız bu tekniğin ne olduğunu. Veriyi bu kadar ham değil de biraz daha FM'den daha iyi bir modülasyonla taşımanın bir yöntemini geliştirdiler. Bu anlamda APRS, AX25 gibi ya da FT8 gibi modülasyon türleri altında bizim bildiğimiz analog modülasyon tiplerini barındırırken nedir bu? AX25 FM'de çalışır. APRS FM analogda çalışır. FT8 işte HF'te SSB analogda çalışır. Ama yeni bu sayısal haberleşme tekniklerinde yeni bir şeyler duyacağız birazdan. Yeni modülasyon teknikleri ya da yeni kodlama tekniklerini duyacağız. Onlara geçelim. Evet, geldik. Sayısal haberleşme. Bir sürü var ama burada hepsine değinmek, hepsini birbiriyle kıyaslayıp böyle kafanızı çok karıştırmak istemem. Mesela biz ilk Ankara'da Antrak'ta kurulmuş olan NXDN, Kenwood'un NXDN ile başlamıştık. Ve burada gördüğünüz her şey aslında arkasında bir marka var demek. Örneğin Barış, neden NXDN peki bu ayrım neden çıktı? şöyle aslında şöyle vocoder satırını görüyor musun? Hepsinde ambe artı ya da ambe artı iki gözüküyor. Evet. Aslında bir tane firma bir vocoder diye bir çip üretiyor. Ama bunu işte ICOM ben başka bir türlü yöneteceğim, başka bir network kuracağım ve bu işin standardını ben belirleyeceğim dedi Japonlar. JRL'e D-Star'ı çıkardım. Efendim söyleyeyim. Yaesu ilk başlarda yoktu. Sonradan girdi bu oyuna. Hayır dedi ben çok daha iyi bir altyapıya sahibim. Yaesu firması. Ben gene aynı vocoder'ı kullanacağım ama ben Fusion diye bir şey çıkartacağım. Üstelik de modülasyon tipini dikkat ediyorsan GMSK, 4FSK, C4 FM bu biraz önce gördüğümüz FM değil, başka bir FM. Hepsi başka bir modülasyon tiplerinden bahsediyor. Burada hiçbirinde FM yazmıyor. Yaesu'da ben bunu böyle yapacağım dedi. Kenwood ben NXDN yapacağım dedi. Hatta NXDN'in de versiyonlarını çıkardı. Hatta bir grupta çıktı dedi ki ya siz yaparsınız da biz yapamaz mıyız? Bunların hepsi sizin şey ürününüz, patentli kendinize ait ürünler. Örneğin Fusion'ı şu an Yaesu'dan başka kimse üretemiyor. D-Star'ı ICOM'dan başka kimse üretemiyor. NXDN'i de Kenwood'dan başka kimse üretemiyor. Yani onların izin verdiği kişiler dışında. Diamar 3D nasıl ortak olmuş? Hepsi üretiyor. tam oraya geliyordum. 3DV diye bir grup çıktı. Onlar da dedi ki biz sizin bu tekelinizi kıracağız. Free Digital Voice diye bir kodek geliştirdiler. Bu kodeğin üzerine çalıştılar ve bunun yayılmasını beklediler. Çok yayılmadı ama
Hatırlarsan ilk gittiğimiz seninle bir date'im vardı 2012 ya da 2013'te. O FreeDV'nin ilk çıktığı günlerde ben ilk kez orada görmüştüm. Sesin bir tane USB dongle'la nasıl digitize edilebildiğini ve telsiz üzerinden taşınabildiğini. Bir de DMR grubu çıktı. DMR grubu çıkarken dedi ki Etsy zaten Avrupa standardı olarak çıktı. Dediler ki biz bu işi açık yapacağız. Bizim standardımız açık olacak. Geliştirmek isteyenler bizimle birlikte geliştirebilirler. Böyle olunca bir sürü telsiz üreticisi bunu üretmeye başladı. Özellikle Çinliler de bakıp işte Hytera'sından tutun da bugün Çin'den gelen işte bir sürü hani az önce sen Krisun dedin ya o markalar bile DMR üretmeye başlayınca DMR erişimi çok kolay oldu. Herkes DMR'a erişebilir oldu ve DMR bir anda patlama yaşadı. Ama DMR'dan önce şöyle söyleyebilirim. Amerika'nın büyük bir D-Star altyapısı var. Amerika'da büyük bir NXDN altyapısı var. Amerika'da büyük bir Fusion altyapısı var. Bizim gibi Türkiye gibi sonradan dijitale giren, çünkü biz hep alıştığımız işte buradan bulduğumuz 4800 serisi Aselsan'ın atık telsizlerini bul, kavitelerini ayarla, bir tane role yap, FM üzerinden roleleri çalıştırdım. Bizim amatör telsizciliğimiz. O yüzden bize bu dijital modlar çok geç geldi. Sanırım bir 10 yılı var gerçi Ankara'da MXDN kullanıyorduk. Motorola'nın mototurbosunu ve P25'ini deneyenler oldu yine Ankara'dan. Ama DMR gelip bunların hepsinin tahtını yıktı aslında benim baktığım yerden. Ambenin ne olduğuna birazdan gireceğim. Vocoder'a biraz daha detaylı gireceğim. FEC dediğimiz Forward Error Correction. Yani şimdi telsiz nedir? Telsiz aslında yürüyorsunuz yolda telsizinizde sürekli sinyaliniz zayıflıyor, güçleniyor. Analogda bile röleye girerken bazen söyledikleriniz anlaşılır oluyor, bazen anlaşılmaz oluyor. Dijitalde ise arada bir küçük veri kaybetseniz bütün o şeyin senkronizasyonu bozuluyor. Şey gibi düşünün hani gerçi eskiden internette mesela konuşurken ya da video konferans yaparken o senkron bir bozulduğunda sesiniz, görüntünüz her şey allak bullak oluyordu. Dijitalde de bunun önüne geçebilmek için forward error correction diye bir şey var. Yani siz bir data gönderiyorsunuz. Bunun aynısı şeyde de var. Uydu yayın, televizyon dijital uydu yayınlarında da var. Gönderdiği datanın içinden gönderdiği datanın içinde bir hata olursa onu düzeltebilecek bir takım fazla bilgiler de gönderiyor. Bir fazla bitler de gönderiyor. Siz o bitlere bakarak gelen veride bozukluk var mı yok mu? Bozulmuşsa neresi bozulmuş? Onu anlayıp düzeltebilecek bir mekanizma bu forward error correction. İki şey önemli yine ambe vocoder dışında. Bir modülasyon tipleri artık GMSK örneğin Gaussian mean shift keying ya da FSK for FSK frequency shift keying ya da C4 FM gibi yeni modülasyon tipleri geldi. Bunlar aslında tamamen sayısal haberleşmeye özgü, sayısal haberleşmenin performansını arttıracak yeni modülasyon tipleri. Tabii ki hepsinin temelinde yine FM modülasyonu var. Yine hepsinin temelinde faz modülasyonu var. Yine hepsinin temelinde AM modülasyonu, amplitude modülasyon var. Ama onları özellikle sayısal modlar için biraz sağını solunu kurcalamış durumda. Mühendisler ve matematikçiler. Hız ne kadar? Hani az önce konuşmuştuk. Eskiden 25 kHz kanal aralığında APRS için ya da AX25 için biz FM üzerinde analog sayısal haberleşme yapmaya çalışırken 1200-1.2 kilobite çıkabiliyorduk. Şimdi nasıl oluyor da D-Star 6,25 kHz band genişliğinde yani 25 olan standart aralıkta değil, 12,5 onun yarısında değil, onun dörtte birinde 4,8 kilobite nasıl çıkabiliyor? Bunun sırrı biraz GMSK'da yatıyor. Yani GMSK aynı band genişliğinin içinde daha çok veri gönderebilmemizi sağlıyor. Böyle olunca da insanlar baktılar, ben aynı band genişliğinin içinde daha çok veri gönderebiliyorum. Üstelik bu veri miktarı kodlanmış bir sesi de göndermeye yetiyor deyip sayısal telsiz olayı koptu. Sayısal telsiz olayı 90'ların başında koptu bu arada. Hani biz bunu çok geç duymuş olabiliriz ama sayısal telsiz özellikle Motorola ile birlikte 93-94'ten itibaren var olan bir şey.
FDMA ve TDMA diye iki şey var burada. Birazdan onlardan bahsedeceğim ne olduğundan. Kanal aralığı biliyorsunuz bizim hani röle frekanslarımız eskiden 25-25 gidiyordu. Şimdi 12,5'a düşürdüler. O arada kullanabileceğiniz bant genişliğini belirliyor. Geliştiricilerinden bahsettik. DMR'da iki kanal var. Fusion'da iki kanal var. D-Star'da bir kanal var. Bu ne demek aslında? Örneğin DMR'da siz dinlerken aynı anda iki konuşmayı dinleyebilirsiniz. İki farklı zaman dilimindeki konuşmayı dinleyebilirsiniz. Zaman diliminde diyorum. Bunu birazdan TDMI'yi anlatırken değineceğim. Yani sizin telsizimiz aynı anda atıyorum Avrupa Türkleri konuşma kanalını dinleyebildiği gibi şeyi de dinleyebilir. Lokal rolenizi de dinleyebilir. Hatta bu ikisinin sesini aynı anda bile duyabilirsiniz. Sanırım anlaşılmıştır. Bir sonraki çarta geçiyorum. Vocoder, ambe vocoder ne demek? Bu bir çip aslında. DVSI, Digital Voice Systems International sanırım DVSI'nin açılımı. Bu bir firma. Bu önce 1993'te Motorola P25 için IMBE diye bir protokol çıkardı ve bir sıkıştırıcı çıkardı. Sonra 2005'te Ambe Plus ve 2000'lerin başında Ambe'yi, 2005'te Ambe Plus 2'yi, 2009'da da 1.6'yı çıkardık. Şu anda bizim elimizdeki pek çok telsiz bu Ambe Plus 2'yi kullanıyor. Bu sesi sıkıştırmayı sağlıyor. Sağ tarafta bunun karşılığı olan Codec 2 ve FreeDV'deki yapısını göstermeye çalıştım. MAT diye de bir benzeri bir sıkıştırma var. Bu ne yapıyor aslında? Şöyle düşünün. Ben konuşurken aslında benim sesimin içinde sesimin tamamını karşı tarafa iletmenize gerek yok. MP3 sıkıştırmasını hatırlayın. Eskiden bir tane WAV dosyası ya da bir CD 10 parça sığarken MP3 diye bir şey çıkarttılar. Bir CD'ye 300-400 tane şarkı koyabilir duruma getirdik. Neydi? CD'deki WAV kaydıyla MP3 arasındaki en büyük fark kulaklarımızın duymadığı frekanslar ya da çoğu insanın kulağının duymadığı frekansı MP3'ün içine kaydetmeyerek başladılar. Dediler ki çoğu insanın kulağı 14-15 kHz'den yukarıdaki tiz sesleri duymaz. İşte 300-400 Hz'den aşağıdaki sesleri de duymaz. Bunları biz bu ses dosyasından çıkartalım dediler. Ortalama %25-%30 boyut küçüldü. Sonra dediler ki ya biz aslında insanların kulağı DVD'yi kaydettiğimiz 44 kHz gibi çok yüksek hızlardaki şeylere de hassas değiller. Aslında kulak o kadar hassas değil. Herkesin kulağı o kadar hassas değil. Biz bunu işte 196 kilobitle ya da 44 kilobitle değil de acaba 11-12 kilobitle kaydetsek bunu insanlar anlar mı diye düşününce baktılar ki olmadı. Bu MP3'teki teknolojinin gelişimine benzer düşünebilirsiniz. Yani telsizde karşıya giden sesin bir kısımlarını uçuruyorlar. Sonra bir de sesin bu vocoder'ların şöyle de güzel bir özelliği var. Aslında ben hep şey diyorum. Acaba telsizde giden ses gerçekten bizim sesimiz mi? Doğrusunu isterseniz değil. Bu sayısal telsizlerle konuşurken fark ediyorsunuzdur. Adamın sesini biliyorsunuz. Tanıyorsunuz adamın sesini. Ses çok benziyor ama sanki bazen o değil de onun bir robot versiyonu konuşuyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Çünkü bu vocoder çiplerinin içinde insan sesinin bazı karakteristikleri de var. Sizin mesela benim konuşurken ki genzimden çıkan bir sesin parçasını onu örnekleyip şu kadar büyüklükte kocaman bir veriyi karşıya göndermek yerine karşı tarafa sadece 7645. ses parçasını play et diye gönderiyor. O 7645 tam benden ses çıkan sesin karşılığı oluyor. Böyle bir sürü rakam parçalarıyla karşıda toparlayınca ve birleştirince benim söylemek istediğimle neredeyse birebir aynı şeyi söyleyen, benim tonuma neredeyse birebir benzeyen yapay bir ses benim bilgimi taşıyor ama bu sesi karşıya taşımak için göndermem gereken veri miktarını yaklaşık dörtte bir, beşte birini göndererek bunu yapabiliyorum. Daha ileri götüreyim. Codec 2'de mesela HF'de, SSP'de dijital haberleşiyoruz. Codec 2 testlerine ben de katıldım.
Yani HF'de şöyle söyleyeyim, 300-400 bit per second'dan daha yüksek bir hıza çıkamazsınız. Orada dijital ses görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Codec 2 ve FreeDV HF'i YouTube'da arayın, çok güzel videoları var. Ama ses o kadar yapay ki, çünkü gerçekten benim sesimi artık robotik olarak bir takım rakamlara çevirip karşı tarafa gönderiyor. Vocoder bunu yapıyor. Bu sistemin en can alıcı parçası vocoder. Herkes neredeyse aynı vocoder'ı kullanıyor. Yani bu vocoder'ı kimse kalkıp da kendi vocoder'ını yapmaya çalışmıyor. Çünkü kimse bu kadar başarılı değil şu anda. Bunu open source yapmaya çalışan Codec 2 ve FreeDV'ciler hariç. FM'e ne oldu? Niye böyle modülasyon türleri çıktı? Biraz önce konuşmuştuk. Artık sayısal bilgiyi taşıyabilmek için, sayısal bilgiye özel bir mimari oluşturabilmek için işte GMSK, ForFS, KC, ForFM gibi bir takım şeyler çıktı. Modülasyon türleri çıktı. Bu daha çok veri taşıyabiliyor aynı band genişliğinde. Ama hepsi neredeyse FM'e benziyor ya da AM'e benziyor. Onun bir takım türevleri bunlar. İki yeni kavramdan bahsedeceğim. Frequency Division Multiple Access ve Time Division Multiple Access. Ne demek bu? Bir önceki chartımıza bakarsanız, örneğin D-Star FDMA kullanıyordu. DMR TDMA kullanıyordu. Ne demek FDMA ve TDMA? Şu demek, şöyle şuradan başlayayım. Şu demek, birinde tek bir frekansınız var. Atıyorum 145-500. Mandala bastınız. Siz gönderirken aslında cihazınız anlık gönderiyor, anlık dinliyor. Anlık gönderiyor, anlık dinliyor. Eskiden mandala basıp bırakma süremiz diye bir şey vardı. Böylenin kuyruk sesi vardı. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bir saniyenin yaklaşık üçte birinde cihazımız gönderiyor, üçte birinde dinliyor, üçte birinde gönderiyor, üçte birinde dinliyor. Yani kabaca şöyle söyleyeyim. Bir saniye içinde yarım saniye gönderiyor, yarım saniye dinliyor. Buna time division multiple access deniliyor. Üstelik sadece ben değil, eğer ortamda başka biri de varsa bunun biraz daha gelişmişi var CDMA. Hani birkaç kişi aynı anda hem zamanı hem frekansı paylaşabiliyorlar. Düşünün ki iki tane frekansımız var. 145-500 ile 145-512,5. Bu iki frekans arasında da ben gidip geliyorum. Ben birinden gönderirken öbürünü dinliyorum. Öbüründen gönderirken diğerini dinliyorum. Ve zaman paylaşımı yapıyorum gibi bir mimari düşünebilirsiniz. FDMA frekansı bölüşüyoruz biz kişiler arasında. TDMA ise zamanı bölüşüyoruz. Mesela ben röleyle konuşuyorsam röleyle kendi aramda zamanı paylaşıyorum. Bir miktar o gönderiyor, bir miktar ben gönderiyorum gibi çok kabaca düşünebilirsiniz bunu. Örneğin DMR'da şurada dikkat ederseniz bir de slotlar var. İşte slot 1'de ben gönderiyorum, slot 2'de role gönderiyor. Slot 1'de tekrar ben gönderiyorum, role gönderiyor. Ben gönderiyorum, role gönderiyor. Karşılıklı çok hızlı bir şekilde paylaşıyor. Simplex konuşuyorsak ne yapıyoruz? Böylece aslında full duplex konuşabilir duruma geliyoruz. Bilmiyorum DMR'larda dikkat ettiniz mi? Siz eğer iki frekans tanımlamışsanız ve iki şeyi aktifse bir yandan konuşurken bir yandan diğer kanalı dinleyebilme şansına sahipsiniz. Siz konuşurken bir yandan globalden size bir text gelebiliyor, mesaj gelebiliyor ya da bir çağrı gelebiliyor. Bunu şeyden hatırlayın. Aslında benim bir tane daha şurada bir dokümanım var. Ben bu gelişmeyi direkt ona benzetiyorum çünkü. GSM şebekesinin gelişmesi gibi bu. Ekranımda gözüküyor mu şu anda? Sunum açtım. Second Generation diye. Evet, gözüküyor. Tamam. Second Generation. Bu aralar şeyle uğraşıyorum ben. Bu GSM nasıl gelişti, ne oldu, ne bitti, eskiden nasıldı, nereye geldi? İşte ilk 1G'yi hatırlayanlar vardır. Araçların NMT telefonları. İşte herhangi standart bir tane alıcıyla bile, telsizle bile dinlenebiliyordu o telefonlar. Ne yoktu onlarda? İşte NMT ya da TAKS ya da AMPS deniliyordu. 1G haberleşme teknolojisine. Burada arayan kişiyi tanımlayacak
DTMF kodu dışında hiçbir şey yoktu. Böylece gidip istediğiniz adamı, üstelik kripto da yoktu sesin üzerinde, gidip analog olan bu sesi dinleyebiliyordunuz. 425 MHz'de mi neredeydi, oradaydı, bir yerdeydi NMT telefonlar. Herhangi bir el sesiyle dinleyebiliyordunuz. Dinlemeniz yetmiyor. Bir de o DTMF gelip giden şeyleri kaydettiğinizde isterseniz o adamın adını arama bile yapabiliyordunuz telefon üzerinden. Bunun üzerine baktılar ki bunun güvenliği sıkıntıya girdi. Hem ses dinlenebiliyor, hem faturalandırmalar yanlış oluyor. Millet birbirinin yerine bir yerleri arıyor. 2G diye bir teknoloji çıktı. 2G 90'lı yılların cep telefonu yapısı. Önce Nordic sesi. Mobile Telefoni olabilir mi diye yazılmış. 425-426 MHz arası, doğru mu? Doğrudur. NMTS diye, NMTA diye geçiyordu. NMT telefon. Nordik denmesinin sebebi de bu, bulunduğum Nordik bölgesinde Finlandiyalı arkadaşların bunu bulmuş olması, burada geliştirilmiş olması. Zaten onun üzerine burada Nokia kuruldu. Hani sonra Nokia Mobile'a döndü galiba, NMT bir şeyler oldu. Nokia oldu ve 2G'yi çıkarttılar. 2G'de data haberleşmesini hatırlayan varsa, GPRS diye bir şey vardı. İşte 50 kilobit falan zor haberleşiyorduk. Yani çok yavaş data gidip gelebiliyordu, ama SMS diye bir olay çıktı. Cep telefonlarımıza SMS gelmeye başladı. SMS gönderebilir olduk. Hücresel mesajlar dinleyebilir olduk. Mesela polisten hücresel mesajlar geliyor. Hücresel mesaj diye bir kavram çıktı. Bunlar hepsi 2G teknolojisinin altyapılarıydı. İşte şu anda telsiz dediğimiz teknoloji henüz burada. Yani telsiz de bir evrim geçiriyorsa, rolelerimiz, konuşmalarımız da bir evrim geçiriyorsa, telsiz telefonun 1G'den 2G'ye geçmiş hali. 2G'den 3G'ye geçtiğimizde zaten şu anda 3G, 4G kullanıyoruz biliyorsunuz. Ne oldu? 60 megabitler, 300 megabitler, efendim söyleyeyim kriptolar, ses kriptoları, IP haberleşmeler, video streamleri gibi bir sürü yeni teknoloji geldi cep telefonlarımıza. İnanın ben bekliyorum. Cep telefonları gibi telsizlerimiz de 3G'ye geçtiğinde, ya da yani 3G'nin karşılığı olan teknolojiye geçtiğinde şey yapabileceğiz. Sunumu kaybettim. Geldim. Şu an geldim ekrana. Bu arada bir soru gelmiş. Daha doğrusu Muhammed söylemiş. Barış abiyi gördükçe kendime tekrar soruyorum diyor. Ben amatör telsizci miyim? Evet, biz amatörüz çünkü Barış profesyonel. Biz kesinlikle amatörse telsizciyiz. Ama Barış profesyonel. Bu sorunun cevabı belli. Ya şey, dilim döndüğünce şeyleri anlatmaya çalışıyorum, ama hani bunları bir amatör olarak da ben hep bilmek istediğim şeyler bunlar. Herkes bilmek istiyordur diye anlatıyorum. Canınızı sıkıyorsam kusura bakmayın. İkinci bir ekran daha açtım. Ne yapıyoruz? Kodlara mı giriyoruz? İlginç. Sen Unix ekranları gelmeye başladı. Ben burayı bir saniye, hangi ekranı seyrettiğim karıştım. Yo, şu an sağdakini görüyoruz. Yani sağdakini şu an seni görüyoruz. Bilgin Tamam, olsun. ben şuraları bir toparlayayım. Ortalıkta çarşı pazar karıştı burada. Hiç sorun yok. Bu arada eski programları izlemek isteyenler, linkler var. Ben her mailde onları size iletiyorum. Evvelki yayınlarda çok ciddi bir 4 ila 6 program antenleri işledik. Ömer Kavas Beyler bize eşlik ettiler. Onları da kaçırmamanızı diliyorum. Büyük bir ihtimalle bir 3-4 güne kadar Barış'la birlikte cloud'un içerisine atarız onları da. Bugünün zaten amacı bir genel temel terimleri gösterelim. Sonra bir DMR üstadımızı davet eder. DMR'ı da işleriz. Evet, full screen geldi Barış'cığım. Sen de. Tamam. Ya evet, şey, hani biraz da hani merak eden olur da bir şeyler okumak ister bu alanda diye şöyle kulaklara kar suyu kaçırmaya çalışıyorum. Hani TDMA, FDMA, GFSK, MSK bir sürü şey konuşuluyor. En azından nereye denk geldiğini anlayalım diye. Şimdi DMR ile ilgili çok önemli bir şey söylediğimi düşünüyorum. TDMA, yani Time Division Multiple Access yapıyor. Cep telefonları da öyledir aslında. Cep telefonu bir hücreyle konuşurken cep telefonu aynı anda 40-50 kişiyle konuşur, hücre ya da baz istasyonu.
Nasıl konuşur? Zamanı böler. Bilmem kaç milisaniye bir tane telefonda konuşur, bilmem kaç milisaniye öbür telefonda, bilmem kaç milisaniye öbür telefonda. Sonra bunları Time Division yaptığı haber, genel haberleşme kanalından birisi bir konuşma yapacaksa onu Frequency Division'da başka bir frekansa atar ve oradan görüşmesini yaptırtır ona daha geniş bir bant genişliğiyle ses taşıyabileceği bir bant genişliğinde. Haliyle DMR dediğimizde altyapısında sürekli zaman paylaşan, çok hızlı almaya ve göndermeye geçen bir telsiz olduğunu aklınızda tutmanızda fayda var. İkinci bu işin sırrı da şu. Aslında bu paket yapıları içinde sayısal olarak verinin gönderilirkenki yapısında eski kullandığımız AX25'ten veya benzeri şeylerden çok fazla bir farkı yok. Çok fazla bir farkı yok. Paketin içinde başlık, kim data gönderiyor, şu anda kim konuşuyor, şeyle birlikte işte baz istasyonuyla ya da repeater'la, röleyle arasındaki sinyal kazancı kaybı ne kadardır? Bütün bunları arkadan siz konuşurken aslında bir sürü data gidip geliyor şeyle, röleyle birlikte. Mandala bastığınız anda hem röle gönderiyor hem siz gönderiyorsunuz. Sürekli bir data akışı var arada. Şurada da altta dikkat ediyorsanız 30 milisaniyelik data paketleri hemen ardından 330 milisaniyelik ses paketleri böyle bir sürü paket paket şeklinde ve içinde bir takım datalarla gidip geliyor. Detayına inmiyorum. Detayını merak eden işte birinci bit ne demek, sekizinci bit ne demek, o bit ne demek, bu bit ne demek. Bu aslında mesela Ethernet kablosu üzerinde Ethernet haberleşmesi de bunun aynısı. Bütün haberleşmelerin temelinde bu var, dijital haberleşmelerin. Bu da bizim detayımız. Haliyle Fusion, DMR, D-Star birbirine çok benzemekle birlikte gördüğünüz gibi sesi nasıl göndereceklerini biraz farklı yoğurdu yemişler. Yayosu demiş ki ben böyle yapacağım arkadaş. Icom demiş öyle olmaz ben böyle yapacağım. Aralarındaki farklar bunlar. Bu arada bu gördüğünüz detaylar çok sonradan ortaya çıktı. İlk çıktığında ne Yaesu ne Icom bunları paylaşmıyordu ama çoğu amatörün tersine mühendisliğiyle yavaş yavaş artık bunlar da herkes tarafından bilinmeye başlandı. Temel merak edilen şeylerden birisi bunlar için kayıt bir üyelik yaptırmamız gerekiyor mu? D-Star için evet, DMR için evet, Fusion için hayır. Örneğin DMR için bir DMR ID'si almanız lazım. Bunu gidiyorsunuz işte şeyden alıyorsunuz. Ya da D-Star için de yine bir ID almanız lazım. Ama Fusion sadece kendi yaptığınız telsizinize kendi yaptığınız tanımlamalarla karşılıklı haberleşebilmenizi sağlıyor. Bunun aslında çok eski hikayesi var. Telsizlerimizde herkes eskiler de dahi şeyi hatırlarlar. CTCSS diye bir şey vardı. Hani sap tonlarla haberleşme ya da bir takım tonlarla birbirimize çağrı yapmak. Mesela onları kullanan, kurcalayan var mıdır bilmiyorum. 6 haneli kodlar verirdik kendimize. Hatta telsizlerde bunun poliste bunun karşılığı select var. Hani mandala bastıklarında başına bir diye bir ses geçiyordu. O ya da bizim amatör telsizlerde CTCSS ton şeyi mesela ben kendime 0 128 verdim. Siz 129 verdiniz. Öbürü 130 verdi. Ben sizlerden sadece birine çağrı yapmak istiyorsam elinizdeki çok eski telsizlerde de bunu yapabilirsiniz. Ben 129'u arayacağım deyip mandala bastığınızda, röleden konuştuğunuzda sadece 129 numaralı kişi bunu dinleyebilirdi. Özür, herkes dinleyebilirdi ama 129 CTCSS'i ayarlayan kişi başka hiçbir şeyden etkilenmeyip sadece sizin çağrınızı duyabilir. Analog bir ortamda olduğumuz için roleyi analog ve kodsuz dinleyen kişi her şeyi dinler. Ama ben cihazımı CTCS'e ayarlayıp masaya koyduğumda kimseyi duymam. Sadece ve sadece bana çağrı yapıldığında duyarım. Üstelik onun da ilk hanesi gruptu. Sıfırdan dokuza kadar grup verebiliyorduk. Mesela kendimize bir grup yapıp ya biz roleden çağırdığımızda sadece bizim grubun telsizinin Square'ı açılıp bizi duysun diyorsak hepimiz cihazlarımızı aynı gruba tanımlıyoruz. Başkaları başka gruba tanımlıyor. Aynı ortak röleyi kullanıyoruz ama mandala bastığımızda sadece bizim arkadaşlarımız bizi duyuyor. Bunun Yani biraz biz da analog rölede CTCSS'leri devreye sokarsak çağrı yaparız ve kimse bizi duymaz mı? Yok, herkes bizi duyar.
Ama sadece çağrı yaptığımız arkadaş, ben onu çağırırsam beni duyar. Başka kimseyi Doğru. duymaz. Doğru. Aynen öyle. Ve since 1980. 1980'den beri bu bizim elimizdeki tüm cihazlarda var. Ama hiç bugüne kadar yapılmadı. Yapılmaması da çok güzel. Marmara bölgesinde İstanbul'da yaşayan biri olarak bir de onu yapsaydık ortalık birbirine girerdi. Şimdi Yani aslında bunu biraz daha ileri götürüp trunk telsiz diye bir şey yaptılar. Trunk telsiz ne yapıyordu? Aslında ticari bir tane telsiz rölesi var. Hepimiz aynı röleden konuşuyoruz. Sadece telsizimizin üzerinde bir tane meşgul lambası vardı. CTCSS kullanırken de o. Mandala bastığınızda eğer birileri röleyi kullanıyor ve konuşuyorsa mandala basmanıza izin vermiyor. Ama mandala bastığınızda ve yer aldığınızda konuşabiliyorsunuz. Tabii trunk bunun bir üst seviyesi. Size hemen başka bir kanala atıyordu ama temel haberleşme kanalında yapılan buydu. Haliyle bizim rolelerimizde de CTCSS gruplaması yapmak mümkün. Ama artık herhalde devri geçti. Bunu bir 15 yıl önce yapsaydık ya da 25 yıl önce yapsaydık çok eğlenceli olurdu ama o günlerde kimse bunu uygulamadı. Niye bu kadar dağıldım? Ben CTCSS'e kadar gittim. CTCSS çok güzel bir şeydi. Şey gibi düşün. Hani telsizlerimizde ton ayarlıyoruz da normal ton ayarlıyoruz. 88,5 Hz ton şöyle bir ayarlıyoruz. tekrar onu Baskıları. dinleyip açıyor. Yani Onu role. sen user'lara adapte Evet. ediyorsun. Onu bir üste çıkartıyorsun. Aslında mandala bastığında duymadığın başta çok hızlı bir kod geçiyor. Select telsizin, polis telsizinin başındaki gibi sadece o. Polis de öyledir mesela. Polisler genelde çağrı yaparken genel çağrı yaparlar. Dırırırt basar herkes duyar. Aslında öyle değil. İstese merkez istasyon ben sadece şu adamı çağırıyorum dediğinde mandala bastığında başta onun kodunu gönderip sadece onun telsizinin açılmasını sağlayabilir. Deyip çok dalmadan geri geliyorum. İkincisi kullanıcı tanımında D-Star amatör bir D-Star ve Fusion amatör temelli bir mimari olduğu için onlar da çağrı işaretinizle register oluyorsunuz ya da çağrı işaretinizi telsizlerinize tanımlıyorsunuz ama DMR çok daha genel bir kavram olduğu için DMR'dan gidip bir ID alıyoruz. İşte ülke ve ülkedeki sıramızı belirten bir ID alıyoruz ve buna göre şey yapıyoruz. Peki konuştuğumuzda karşı tarafın ekranında ne çıkıyor? D-Star'da direkt çağrı işaretiniz çıkıyor. Ya da Fusion'da, Yaesu'da direkt çağrı işaretiniz çıkıyor. DMR'da eğer karşı taraftaki konuşan kişi sizin telsizinizde bir isimle bir çağrı işaretiyle kayıtlıysa çağrı işaretini görüyorsunuz yoksa DMR ID'sini görüyorsunuz. Ama genelde biz radyo amatörleri alırken hem adımızı hem şeyimizi alırken bir yandan da bütün arkadaşlarımızı telsizlerimize kaydeden listeleri gezdirdiğimiz için bu sanırım önümüzdeki haftalarda biri anlatır bunu bize. O listelerde ortalıkta gezdiği için aşağı yukarı hepimiz birbirimizin çağrı işaretini biliyor ve görüyoruz. Oh, D-Star, DMR, Fusion hepsi lokal yani simplex konuşmaya izin veriyor. Rolelerin birbirine bağlanması diye bir kavram var. D-Star'ın en büyük ayırt edicisi bir reflektör diye bir şeyi var. Bir role eğer diğer roleyi duyuyorsa bununla bu ikisini birbirine reflektör diye bir sistemle bağlıyorlar. Böylece sen oturduğun yerden aslında bütün Türkiye'deki roller eğer reflektörlerle birbirine bağlıysa Ankara'dan oturup İstanbul'daki birine çağrı yapabiliyorsun. Dikkat edin, bunu internet DMR gibi internet üzerinden yapmıyor. Bunu direkt roller arasındaki RF bağlantılar üzerinden yapıyor, reflektörlerle yapıyor. Bu anlamda D-Star hani bir gömlek üstün diyebiliriz. DMR bunun karşılığı olan şeyi talk gruplarla internet üzerinden yapıyor. İşte DMR Türkiye, Ankara grubu, Avrupa'daki Türkler grubu gibi talk gruplarımız var. O gruba girip çağrı yaptığımızda o gruptaki herkes bizi duyuyor. Nerede olursa olsun eğer bulunduğu yerdeki role de bu talk gruplara dahil edilmişse evinde oturduğu yerden bile role üzerinden hiç internet kullanmadan bu talk grupları hepimiz dinleyebiliyoruz. Talk grubun Fusion'daki karşılığı da WireX odaları diye geçiyor. Ama yine internet üzerinden ama bu kez bizim kullandığımız DMR sunucusu üzerinden değil de Yaesu'nun kendi WireX sunucuları üzerinden birbirine bağlı bir network var burada. Ben bunları çok sevmiyorum. Aslında evet DMR ve Fusion çok güzel teknolojiler ama ülkemizde özellikle afet için bu altyapıları kullanmayı düşündüğümüzde internetin ilk gidecek şeyin internet olduğunu mutlaka düşünmeliyiz.
Bu nedenle arka planda DMR verilerimiz eğer mümkünse internette değil, belki radyo linklerle, belki 1.2 GHz'de, 2.4 GHz'de ya da 10 GHz'deki amatör bantlardaki radyo linkleri üzerinden birbirine bağlamalıyız ki bir deprem olduğunda, bir şey olduğunda, örneğin Ankara Bolu Dağı'nı görüyor, İstanbul'da Bolu Dağı'nı görüyor. Bolu Dağı'na kurulacak bir reflektör ya da radyo link üzerinden Ankara rölesi ile İstanbul rölesi birbirine bağlı olsun. Arka planda IP olarak bağlı olsun. İnternet komple gitse bile biz deprem anında bölgelerin DMR rölelerine ulaşabiliyor olalım. Bunu bu arada şeyle karıştırmayın. Ecolink diye bir şey var. Ecolink bu grupların hiçbirine girmiyor. Ecolink hani biraz belki küçümseyeceğim ama şu anda yaptığımız Zoom'dan farklı bir şey değil. İnternet üzerinden gelen sesi araya koyulmuş analog bir telsiz üzerinden havaya aktaran, FM olarak havaya aktaran sistemden farklı bir şey değil. Hiçbir sayısal altyapısı yok. İnternette ses, voice over IP altyapısını kullanması dışında, yani internet teknolojisi dışında hiçbir alemi cihan ya da bizim gibi RF gönüllüsü, telsiz gönüllüsü insanlar için Ecolink'in hiçbir alemi cihan uygun şeyi yok, altyapısı yok. Ecolink'lerin sunucusu olmadan, özellikle merkezi sunucusu, adamların sunucusu olmadan Ecolink'lerini birbirine bağlamamız ve konuşturmamız mümkün değil. O yüzden çok internet bağımlı bir sistem olduğu için ben bu sistemin afet durumlarında çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Ama DMR yapılarını eğer arka planda IP olarak radyo linklerle birbirine bağlayabilirsek, DMR'larımız, NXTM'lerimiz, Fusion'larımız, D-Star'larımız deprem durumunda kesintisiz haberleşme sağlayabilecek ya da afet durumunda kesintisiz haberleşme sağlayabilecek altyapılar olabilirler. Eko testi diye bir şey var. Bu DMR'da ve D-Star'da var. Çok güzel bir şey. Açıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Role sizin konuştuğunuzu belli bir tok gruptan geri gönderiyor. Ha, biliyorsunuz ki nasıl ulaşıyorum ben role'ye? Sesim role'ye nasıl gidiyor? Kimseyi rahatsız etmeden bunu test etme şansımız oluyor role ile aramızda. Genelde bu eski alışkanlığımız şeydir. Benim bu frekansta duyan var mı? Burası Tango Alfa 7 Whiskey gibi role'den bir çağrı yaparız. Bu arada oturanların keyfi olursa, size cevap vermek isterse açar da cevap verirler. Keyfi yoksa aslında röleyi dinleyen onlarca kişi vardır ama yarım saat bağırırsınız, kimse size cevap vermez. Röleye girebiliyor musunuz? Ölseniz kalsanız sizi bir duyan olacak mı? Hiç haberiniz olmaz. Ama bu eko testi konusu bu dijitalin en güzel özelliklerinden biri bence. Konuşuyorsunuz, evet ulaşıyorum. Kimseyi rahatsız etmeden bir eko testi yapmış oluyorsunuz. D-Star'da bir de şey var. Şurayla aramdaki link açık mı? Şuraya ulaşabiliyor muyum diye aslında telsizden sorgu atabiliyorsunuz haberleşmeye. Bu da güzel bir özellik. Bunların hepsinin benzerleri NXTN'de de var bu arada. Örnek el telsizleri. Ben hani ilk bulabildiğim birkaç örneği getirdim ama eminim ki anlatan arkadaşlar çok detaylıca bir sürü telsize nasıl yükleniyor, işte Haytara'ya nasıl yükleniyor, ona nasıl yükleniyor, buna nasıl yükleniyor diye anlatacaklardır. D-Star ICOM'larla önce 31 sonra 51 versiyonuyla çok yayılmaya başladı. Bundan üzerinde GPS ve coğrafi röle tanıma diye bir özellik var. D-Star'da şöyle bir özellik var. Bulunduğunuz bölgede bir röle varsa coğrafi olarak sizin pozisyonunuzu bildiği için ve telsizinizde de röleler coğrafi olarak kayıtlı olduğu için aslında hangi D-Star rölesine ulaşacağını telsiziniz de az çok biliyor. Böyle güzel bir özelliği var D-Star'ın. D-Star hiç de yabana atılmayacak bir altyapı ama Icon bunu DMR'la baş edecek hale getiremedi hala. Daha doğrusu tahtını DMR'a bıraktı. Örnek araç telsizleri 880 ve 5100'ü var yine Icon'un D-Star destekleyen. Gördüğünüz gibi sadece Icon var çünkü D-Star Icon'un bir protokolü. Bir DMR'da aşağı bir şey soracağım ama. tabii ki Kenwood'un D-Star kullanan cihazları var. Onlar hani orijinalinde Kenwood'a ait olmadığı için mi şey yapmadın yoksa hani ya, Icon gibi çok şeydi mi? örnek var girmedim. Şöyle ICOM'un lisansıyla D-Star üreten başka üreticiler de var ama mesela Kenwood hep şeyde kalmaya çalıştı. NXTN'de kalmaya çalıştı. NXTN amatörler arasında değil ama şeyde ticari tarafta çok yayıldı ama amatörler arasında yayılmadı. Örneğin şeyde havaalanlarında mesela lokal o konuşmalar, işte Türk Hava Yolları'nın vesairenin lokal rolesi
bildiğim kadarıyla Kemur Türkiye'de NXTN üzerine kurulu ama amatörlerde NXTN çok ileriye gitmedi. O yüzden ICOM'un lisansını alıp Kemwood da üretimler yaptı. Başkaları da üretimler yaptı ama şey bu işin sürücüsü ICOM. D-Star deyince. Ve ben buraya birkaç örnek koydum. Hızlıca bulabildiğim örnekler bu arada. Yani çok burada hatta benim telsizlerim bile şeyini bulamadım. Resimlerini bulamadım. Koyamadım o yüzden buraya. Ama Bu var. arada kısaca bir şey söyleyeyim. Hytera'nın üç kağıdı HTY diye bir model var. Alabilirseniz benim ilk DMR cihazım HTY'ydi. Barış'ın bahsettiği Dayton fuarda yok sattı. Ama DMR alacağım diyorsanız ve ucuz bir DMR alacağım diyorsanız Eniton ki çok da ucuz değil aslında ama Eniton'un 878 modeli gayet güzel rüştünü ispatlamış Bluetooth kulaklığı ve GPS ile de birlikte bedava şey hediyesiyle geliyor. Diğerlerine bir şey diyemiyorum zaten. Devam abi. Evet, araç telsizleri DMR'dan. Bir şeye dokunmadım. Çok fazla değinmedim. Moto Turbo, P25, APCO, efendime söyleyeyim, o tür daha ticari olanlara girmedim ama yani amatörde çok tutmadı onlar. Bir ara Ankara'da Moto Turbo vardı diye hatırlıyorum. Ama şey genelde bu üçü daha çok bir de NXTM biraz çok tuttu amatörler içinde. Yine Hytera'dan bir DMR sabiti. Yaesu yine sadece Yaesu telsizlerde Fusion desteği var. El telsizlerinde efendim söyleyeyim araç telsizlerinde hatta sabit merkez telsizlerinde bile Fusion'u Yaesu sonuna kadar destekliyor. Yaesu sunucularıyla da destek veriyor. Fena da durmuyor aslında Fusion ama sanki özellikle Türkiye özeline baktığımda şu anda DMR'ın tahtını kolay kolay yıkabilecek bir şey gözükmüyor. Bir de biz parayı yatırdıktan sonra bir şeye çok fazla başka bir şeye de geçesimiz yok. Çünkü DMR telsiz alınca bunun Fusion'da çalışma ihtimali yok. Henüz hepsini destekleyen tek bir telsiz de yapmadılar. Bir gün onu yaparlarsa belki hepimiz onu kullanıyor oluruz. Bu iki modelin de güzel tarafı kendi markalarının DMR'larını diyeyim, dijitallerini desteklediği gibi ikisi de HF cihazdır. İkisi de rüştünü ispatlamış keyifli makinalardır. Özellikle 7100'de öyle. Devam abi. Evet. Başka çözümler var mı? Var tabii ki DV Mecha, Tamti, Digital Voice, DV Dangle gibi PC'ye bağlayıp aslında içinde vocoder var ya da vocoder'ın karşılığı olan sistemler var. Ondan sonra sesi nasıl aldığınız önemli değil. Alıp bunun üstünden geçirip bir kod edebilen bir yapı veriyor size bu Digital Voice cihazlarım. Bunlar da çözümler. İşte yakınımda role yoksa ne yapacağım? Ya ben buradan mesela böyle çok uzak bana. El telsizle giremiyorum. İşte gittim bir tane şey aldım. Hotspot aldım. İnternete bağladım. İnternet üzerinden oturduğum yerden Türkiye'deki herhangi bir oraya erişebilir duruma geldim. Bunlar gerçekten hani arasak bulamayacağımız şeyler. Çok güzel teknolojiler ama altını tekrar çiziyorum. Radyo amatörlüğünün ana görevi değil belki ama yani şey değil böyle ben hemen afet kurtarmacı yelekleriyle gezen amatörlerden değilim. Öyle de olmak hiç istemedim. Ama şunu biliyorum. 99 depreminde ben Adapazarı'ndaydım. Orada bir HF, analog bir HF cihazının bile ne kadar çok şey ifade ettiğini, efendim söyleyeyim Düzce depreminde bir APRS diyorum, AX25 AMPR Gateway'inden 1200 baud'la yazılan o ihtiyaç listelerinin, text listelerinin VHF üzerinden Ankara'ya gönderilmesinin ne kadar önemli olduğunu bizzat kendi gözlerimle gördüm. Şimdi bu teknolojileri kullanarak, bütün bunların nasıl çalıştığını anlayarak, bunları arka planda Türkiye'de 7/24 kesintisiz internetten, telefondan, GSM'den, LTE'den, 3G'den, 4G'den tamamen bağımsız hale getirebilecek bilgi birikimine sahip insanlarız, radyo amatörleri olarak. Bunu bu hale getirmeliyiz. Yoksa bir tane hotspot alıp evin wifi'sine bağlayıp oturduğunuz yerden televizyonla onunla konuşmak bu işin arkasındaki amaç bu olmamalı diye düşünüyorum. Tabii ki bu yan şeyini kullanmalıyız ama amacımız bu olmamalı diye düşünüyorum. Bu slaytı da geçmeden bir küçük şey hatırlatayım. Depremde ve acil durumlarda ilk tıkanacak yer internet olduğu için Voice over IP oyuncaklarını unutun. O hotspotların hiçbiri
internet olmadığı müddetçe çalışmayacak. Peki biraz evvel 3 ayrı 4 ayrı marka söyledin. Hepsinde aynı çip dedin. Aslında çipler hep voice'u dijitale çevirip üzerinde kod decode yapıyor. Şöyle sıkıştırıyor. Sıkıştıktan sonra da herkes kendi yoğurt yiyişine göre bunu taşıyor. Taşıyor. Başına biri çağrı işaretini tersten yazıyor. Biri düzden yazıyor. Biri onda bir sorun yok. Hep ama aynı çipten bahsettin. Hepsinde aslında bu çip var dedin. Peki bir evvelki slayta dönersek bu hotspotların içindeki çip ne menem şeydir ki hepsini dinliyor. Çok bütün modları çözüyor. Ve çok hepsini decode ediyor. Çok güzel bir soru. Olabilir miyiz? Bunu çözen bu cihaz değil. Aslında bu cihaz sadece gelen sesi alıp RF olarak havaya atıyor. Onu çözen vocoder yine sizin telsizinizin içindeki vocoder. Bunların herhangi birine hoparlör bağlayıp aradaki konuşmaları duyamıyorsunuz. Gateway'leri dinleyip aktaranlar hariç ama bunların direkt vocoder'ın yaptığı işi yapıp sesi çözebilme yetkinlikleri ve kabiliyetleri yok. Bunların üzerindeki çipler zaten yapılarını detaylıca inceleyecek olursanız internetten paket olarak gelen şeyi şöyle söyleyeyim size. Siz mesela İstanbul'dasın sen Volkan, seninle ben dijital olarak haberleşelim. Sende de bir hotspot olsun, bende de bir hotspot olsun. Aradaki işleyiş nasıl oluyor irdeleyelim. Sen mandala bastın, hotspottan beni çağırdın, bana bir ses bilgisi göndereceksin. Elindeki telsiz önce vocoder'ı, elindeki telsizin vocoder'ı senin sesini alıp sıkıştırıp dijital hale getiriyor. Sonra telsiz buna kaynağı işte TA1 Delta Echo'dur, DMR ID'si budur, bu ses paketi şuradan gidecek, şu talk gruba gidecek ya da şu hedef kişiye gidecek gibi bilgileri ekliyor o datanın içine. Sonra bunu hotspot'a gönderiyor. Hotspot bunu alıyor, bu merkezi DMR sunucularından birine gönderiyor. O merkezi DMR sunucusu alıyor, diyor ki ben bunu nereye göndereceğim? Eğer bu arada bir role'ye değil de hotspot'tan hotspot'a gittim dikkat ediyorsan. Role'yi birazdan anlatayım. Aslında şimdi bir şey decode etmedi. Geleni öbür tarafa routing yaptı. Ya, havadan gelen dijital sesi RF'den aldı. Elinde bir sürü birler sıfırlar var. Bunları direkt sunucuya 1-0 olarak gönderdi. İçinde ne olduğunu bilmiyor. Sunucu bunu aldı. Sunucu başındaki şeye baktı. Kaynak adres, hedef adres gibi, TCP/IP paketi gibi düşün. Ha bu Barış'a gidecek, şu DMR ID'sine gidecek. Bu en son hangi hotspot'ta gözükmüştü? Şu hotspot'ta gözükmüştü. Onun da internet IP'si bu deyip bunları benim hotspot'uma gönderiyor. Benim hotspot'um bu paketi alıyor. Hotspot da bunu alıp ne olduğunu bilmeden direkt üzerindeki dijital vericiyle havaya basıyor RF olarak, 1-0-1-0 olarak. Telsizim o 1-0'ları duyuyor. Hotspot'umu ayarladığım frekanstan. Vocoder'ı içindeki sesi çözüyor ve bana duyurtturuyor. Böylece konuşmuş olduk. Hotspot'un tek görevi IP, internet tarafından IP olarak gelen ses paketleri hatta içinde data, ses her şey olabilir. Ne olduğunu anlamadan direkt RF tarafına basmak dışında hiçbir şey yapmıyor. Dönelim role'den. Mesela Ankara'daki bir role'deki biriyle İstanbul'daki bir role'deki birinin birbiriyle nasıl konuşacaklarına. Evet. Bu rolelerin içinde hedef roleleri tanımlayabilme şansınız var. Arkadan linkler bağlayıp ama şu anda herkes kolay olsun diye bunu nasıl yapıyor? Rolelerini direkt DMR sunucularına internet üzerinden bağlıyorlar. Mesela Ankara'daki biri mandala basıp İstanbul'daki birini çağıracağı zaman kendi rolesi bunu alıp bu İstanbul'a gidecek ama ben İstanbul'un nerede olduğunu bilmiyorum deyip sunucuya gönderiyor. Sunucu ben İstanbul'un nerede olduğunu biliyorum deyip İstanbul'daki roleye gönderiyor. İstanbul'daki role havaya gönderiyor. Alıcının elindeki telsizde bunu duyuyor. Karışık anlatmadım umarım. Yok, gayet normal. Okay. Şimdi efendim DMR kurulum ve ayarlarım. Şimdi buraya kadar bütün şeyleri konuştuk. Efendim Fusion nedir? DMR nedir? Efendime söyleyeyim NXDN nedir? Bunlar nasıl haberleşirler? Vocoder nedir? Time Division Multiple Access nedir?
efendime söyleyeyim, frequency division, multiple access nedir? Bu dijital sinyal nasıl oluşturuluyor ve nasıl geliyor öğrendik. Bu işin temeli bu. Şimdi gelelim pratik tarafına. Yani biz amatörler, ya ben o kadar uğraşmak istemiyorum. Bir saattir, 1,5 saattir bir şey anlatıyorsun Barış ama ben işin bu tarafında değilim. Bana anlatır mısın nasıl telsizimi ayarlarım da telsizimden nasıl bir şeyler duyarım diyeceksiniz. Bunu ben anlatmayacağım. Bu slide niye burada var? Altındaki kalkan eller için var. Buna ya aramızdan birileri gönüllü olacak demiştim ya da bir konuşmamızın başında konuştuğumuz gibi bu konuda gerçekten deneyimi ve tecrübesi olan arkadaşlarımızdan inşallah bundan sonraki haftalarda bu konunun devamı olarak onlardan dinliyor olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir hafta başınızı yeterince ağrıttığımı düşünerek dinleme moduna geçiyorum. Evet, tekrar teşekkür ederiz. İstedik ki şimdi önümüzdeki haftalardaki konuklarımdan bir tanesi size sıfırdan bir DMR telsiz aldık. Nasıl yapacağız? Bunun içerisine kütük nasıl atılıyor? ID nereden alınıyor? Çünkü bunların alındığı yerler de değişti. Ben Motorola'nın saytından almıştım kendi ID'mi. Yanlış hatırlamıyorsam 268.0.13 gibi bir ID'di ki şimdi 200-300'lü sayılara geldi. Bunlar nasıl tanıtılıyor? DMR rölelerde color kodlar nelerdir? Gruplar nelerdir? Nereye rejistre ediliyor? Bunları da işleyeceğiz. Ama tabii oraya gitmeden evvel Barış bugün size işin arka taraftaki mutfağında neler çalışıyor? Kim sizi karşılıyor? Ne oluyor? Ne olmuyor? Onları şey yaptı. Konuyu bir kapamadan Barış şöyle bir ortayı hack edelim. Bir şeyler yapalım. Diyelim ki Bora'da bir telsiz var. O da İstanbul'da, ben de İstanbul'dayım. İkimiz de DMR bir tane röleye girmek istiyoruz. Ama öyle ya, Bora'nın ID'si 007 James Bond ve ben de telsizime 007 verdim. İkimizin de çağrı ID'leri aynı. Mandala bastı, o çıktı. Ben de bastım, ben çıktım. Haydi bakalım, nasıl olacak bu iş? Yani şöyle... aslında bir kişinin iki tane telsizi gibi olursunuz o durumda. 007 kimse onun telsizi konuşuyor. Ama yani. Ben şöyle bir şey var mesela. Ben 280, 268, 286 neyse Türkiye'nin kodu 013 olarak mandala bastığımda dünyadaki ID listesini de insanlar İstanbul'daki veya Hotspot'la Artvin'deki arkadaşımız dinliyorsa orada Tango Alfa 1 Delta Eko ben çıkıyorum. Ne yapıyor? Hop. Hemen ID'den beni convert ediyor. Ama şu an normalde ben Bora'nın 007'siyle konuşmaya kalkıyorum. Orada Bora çıkıyor tabii. Çünkü listede o var. Ama ben telsizi kullanıyorum. Telsizin MAC adresi engellenebilir mi? Veya bir ID bir telsizle eşleştirilip diğerine tanımlanmama etkisi olur mu? Şöyle biraz önce ben bir slide gösterdim. 1G NMT'lerden sonra 2G cep telefonu çıktı. Sonra 3G çıktı, 4G çıktı. Bunların hepsinin çıkmasının bir sebebi var arkada. Yani araç telefonlarını dinlemek de mümkündü. Ben araç telefonlarını şeye benzetiyorum. Bizim ilk kullandığımız röleler işte. Eskiden ton da yoktu. Ton koyuldu. Tonu olmayan girememeye başladı. Sonra mesela trunk telsizler çıktı. Trunk telsizde eğer sizin telsiziniz belli bir ID'yi DTMF olarak basmıyorsa ya da ton olarak basmıyorsa röleye giremez oldu. Röleden yasaklanabilir olduğumuz mesela. Röleye giremiyor oldu. Bu teknolojiler gelişti. Geliştikçe bugün DMR'a geldik. DMR'da artık hem sesimiz sayısal ve hale getirildi. Belki ileride amatörde değil ama kriptolanabilir. Örneğin NXT'nin sesi kriptolama özelliği var. Eğer kripto girerseniz kripto anahtarı konuşurken sesiniz kriptolanarak gidiyor. O kripto anahtarına sahip olmayan kişiler orayı dinlese bile sizi duyamıyorlar. DMR'ın yine kriptolu özelliği var. Eğer kripto girerseniz sizi herkes duysa bile ne söylediğinizi sadece konuştuğunuz kişi dinlemeye başlıyor. Bunlar şu anda telsiz teknolojisinin 2G'si. Ama senin sorduğun şey telsiz teknolojisinin 3G'sinde gelecek. Yani
telsizlerin içine IMSI, mesela şu anda sen cep telefonunun içindeki teknolojiden düşün, bir tane SIM kartı koyuyorsun. SIM kartının içinde cep telefonun bir tane IMEI numarası var. Yani manufacturer identification var. Cep telefonunun bir ID'si var modeminin. Kimsenin değiştiremediği. Gerçi sağ olsun onu da hack ediyorlar ama bir tane SIM kartın var. SIM kartının içinde IMSI kodu diye bir kod var. IMSI kodunu elindeki o SIM kartın içine operatör yazıyor ve sadece operatör onun içinde bir takım şeyleri uzaktan kullanabiliyor. Yani detayına girmeyeceğim burada şimdi ama IMSI kodu diye bir şey var. Ve sen bir cep telefonu olarak network'e bağlanırken 3G'de ya da LTE'de IMSI'nle ve IMEI'nle birlikte bağlanıyorsun ve sistem isterse seni içeri almayabiliyor. Şimdi bunlar telsizin 3G'sinde gelecek. Var mı? Evet, bazı teknolojilerde var ama şu anda bizim amatör camianın içinde kullandığımız şeylerde bunlar henüz yok. İleride telsizlerimizin içine de SIM kartı gibi kartların üzerinde ID'ler yüklenecek. İşte TA-7 viski ile eşlenecek. Ben mandala bastığımda dünyanın neresinde olursam olayım gerçekten TA-7 viskinin bastığına emin olacaksınız. Şu anda bir ön aşamasındayız. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de ilk aslında DMR Röle Haytera olarak Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Kadıköy Şubesi adına benim de yönetimde başkanlığını yaptığım süreçte dikmiştik. Sağ olsunlar Türkiye distribütörü Haytera Röle'yi bize teslim ederken ara kabloları ve yazılımlarını da teslim etmişti. Ve ilk Röle'yi programlarken oradaki menülerde şunu gördük. İstersek sadece ID'lerine izin verdiğimiz ve yetki verdiğimiz kişileri tanımlayabiliyoruz. Bunun dışındaki kişileri Röle'de yasaklayabiliyoruz. Bu bir. İkincisi, Röle'mizin arkasında bir tane Ethernet portumuz var. Belli bir port üzerinden bunu internete açıp uzaktan Röle'yi kapatabiliyorum. Uzaktan Röle'yi dijitalden analoğa çevirebiliyorum. Hem analog hem dijital aynı anda run edebiliyorum. Envai çeşidi uygulayabiliyorum. Röle'nin olduğu yere gitmeme gerek yok. Ya bir radyo linkle uzaktan bağlanıyorum ya da internette bir modem ve router tanımıyla rahatlıkla Hytera Röle'leri yönetebiliyoruz. Konuyla ilgili merak edenler olursa Hytera Röle diye yazdığınızda VHF, VHF sorun değil. Bütün arayüzleri ve programları orada mevcut. Boracığım bir şey söylüyordun sanırım. El kaldırmıştın indi ama buyur. Ben şeyi soracaktım. Telsiz de telefon gibi o kademe kademe gelişecek ya. Şu anda biz dediğin gibi IMSI kodu ve IMEI kodunu ile bağlanıyoruz sisteme ağa. Ve hani bir servis sağlayıcısı bizim aslında izin veriyor. Hani fatura ödemezsen bağlanamazsın sonuçta. Telsiz fatura ödeme noktasına varır mıyım ben merak ettim fikrinizi almak için. Ya bence varmaz. Yani neticede bu şöyle telsiz tabii ki varır. Ya paralelde bizim kullandığımız teknolojiler sadece amatörler kullanmıyor. Ticari olarak arka tarafta çalışıyor. Biraz önce anlattım ya 20 sene öncesinin teknolojisinden bahsedeyim size. Hani aramızda bunu çok daha iyi bilenler var. En azından Yavuz abiyi görüyorum orada. Hani trunk telsizler vardı. Trunk telsizde bir abone parasını ödemediği zaman gerek yani o abonenin ait olduğu şirketi komple kapatabiliyordun. Röle aynı röle. Frekans aynı frekans. Herkes orada. Adamın elindeki telsiz aynı. Siz diyordunuz ki şu ID'li telsizler ya da şu grubun elemanları artık röleyi tetikleyemesinler ya da tetikleseler bile trafik kanalında efendim şöyle muhabere kanalına atmasın onları diye bir tanımlama yapıyordunuz. O adamları direkt kısıtlamış oluyordunuz. Aidatını öderse röle şeyine sahibine geri açılıyordu kimsenin telsizine dokunmadan. Aynı cep telefonunun ilkel hali 20 sene önce de vardı aslında ama adım adım gelişiyor. Şu anda henüz cep şeylerimize, telsizlerimize şey girmedi. SIM kartı diye bir şey girmedi henüz. Çünkü SIM kartı üretmek, dağıtmak, onun güvenliğini sağlamak gibi şeyler şu anda kolay. Turkcell, Telsim, Avea Türkiye'de SIM kartı kendileri hazırlayıp gidip bir dükkanda sana satıyorlar. Bunu amatör telsizcilik için kim yapacak? Dernekler mi dağıtacak? Aman aman. Biri mi dağıtacak? Kim dağıtacak? Hani bu Aman aman, bir o mekanizmaları eksik. kurmak çok mümkün değil. Efendim, şöyle sazı çok az elime alayım. Sonra Yavuz Bey'e de aslında mikrofon uzatmak istiyorum. Orada keyifli palavuyla gülüyor ama kesin söyleyeceği bir şeyler var diye ümit ediyorum.
Bir parça lütfen siz de girin. Mikrofonu açarsanız seviniriz. Herkese iyi akşamlar. Ben biraz geç haberim oldu. Sosyal medyadan duydum bu akşamki faaliyeti. O yüzden geç girdim. Duyar duymaz. Her çarşamba buradayız. Bekleriz haftaya çarşamba abi. Ya işte aslında onu alarm listeme alsam iyi olacak. Kaçırıyorum. Geç saatlerde böyle işte Facebook'a falan girdiğimde anca gecikerek öğreniyorum. Bazen 11'de 12'de bazen kapandıktan sonra. Bu akşam da işte bu saatlerde gördüm. Hemen bilgisayarımı açtım. Beni tanıyanlar mutlaka vardır içteki dinlemede olan arkadaşlara. Hepsine hayırlı geceler. Sakarya'dan katılıyorum. Tanımayanlar için bir özet geçeyim. 94-95 yılından beri radyo amatörüyüm. Aynı zamanda profesyonel olarak da bu işi yaptım. Aselsan'da 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde telsiz haberleşme operatörü olarak, teknisyeni olarak, telsiz teknisyeni olarak 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde. Ondan öncesinde de Aselsan geçmişim var. Yani hem ticari hem profesyonel hem amatör olarak devam ettim. Barış'la da zaten tanışıklığımız 17 Ağustos 1999 depreminde birlikte çalıştık burada Adapazarı'nda, kriz merkezinde. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sağ olsun Ankara'dan ilk gelenlerden biriydi Adapazarı'na. Şimdi bu Diyamar olayına gelince ticari sistemler, Barış'ın da dediği gibi cep telefonlarının hayatımıza girmeden önce çok hızlı bir şekilde gelişiyordu. Fakat cep telefonlarıyla birden durdu. Çünkü cep telefonları birçok şeyin önüne geçti. Telsiz şirketlerinin. Çünkü ekonomik olmadı. Teknoloji yavaşladı. Telsiz teknolojinin gelişmesini yavaşlattı. Cep telefonu daha hızlı gelişti. Dünyada ve Türkiye'de yayılımı. Kullanımı rahatladı. Küçüldü. Batarya süreleri uzadı. O günkü işte telsiz teknolojisine göre. Ucuzladı. Telsizler o zamanki ticari telsizler çok pahalıydı. Artı frekans tahsisi konusunda sağ olsun o zamanın TGM'si şimdiki BTK herhalde en son kurum telsiz frekans tahsisinde bayağı zorluklar çıkarıyorlardı. Hem kurumsal olarak hem işte ticari olarak firmalara. Daha doğrusu zorluk çıkarmasının sebebi de şuydu. Frekans tahsisi edecek frekansları yoktu ellerinde. Çok azdı frekansları. Frekans spektrumu o kadar dar bir alana sıkıştırılmıştı ki ticari alanda. Resmi kurumların sayısı da çok fazla. İşte belediyeler, ondan sonra işte köy hizmetlerinden tutun devlet su işlerine kadar herkes telsiz kullanıyordu. Çünkü telefonun olmadığını düşündüğünüz bir ortamda. Böyle olunca da frekans tahsisi konusunda çok seçici davranıyordu BTK. Şimdiki ismi BTK tabii o zaman TGM'ydi. Telsiz Genel Müdürlüğü. Ve bununla birlikte de işte telsiz kullanımı biraz geriledi cep telefonundan sonra. Fakat o zamanki işte biraz önce Barış'ın da bahsettiği trunk telsizleri ve community röle telsiz sisteminden bahsetti. Adını vermeden de olsa bu kodlamayla yani sayısal kodlarla bizim hani eski telsizlerimizde de olduğunu bahsettiği Barış'ın sistemi profesyonelde de kullanıldı. Gruplar kurarak işte tonlarla değişik tonlarla gruplar kuruldu. Farklı farklı tonlarla alıcıda göndermede tonlar kurularak değişik gruplar kullanarak telsiz sistemleri kuruldu o dönemde ama hepsi ticariydi. Amatörler pek bu işe girmedi. Şimdi burada benim birkaç tane sorum var. Özellikle Volkan Bey'e. Ben kendisini tanıyorum. Ben de eski Tıraç mensubuyum. Sakarya Şubesi'nin Tıraç'ın kurucu üyesiyim. İlk başkanıyım. Hem kurucu başkanıyım hem ilk başkanıyım Sakarya Tıraç'ta.
değişik sebeplerden ötürü biraz ayrı kaldık şu anda Sakarya Tıraş'tan. Olsun, o sebepleri burada şey yapmak istemiyorum ama bize şu anda şey diyorlar, benim gibi düşünenlere Diyamar ne diyorlar? Diyamar'a karşı gelen dinozorlar mı diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Ben Diyamar'a biraz karşıyım amatörlükte. Neden karşıyım? Hemen en yakından geriye doğru. Biraz önce Volkan Bey'in dediği olay mesela. İlk duyduğumda Diyamar'ı incelerken duyduğum özelliklerden biriydi Diyamar'ın. Hani biraz önce bahsetti ya, biz istediğimiz kişilerin ID'lerini yasaklayıp istediklerimizi alabiliriz, istediklerimizi alamayız. Bu alamadıklarımızı neye göre seçeceğiz? Tamam, işte böyle de küfür etmiştir, agresif bir şeyler, amatörlüğe aykırı bir şeyler yapmıştır ama onları tamam eledik. Ama onun dışında ki bu seçici üyeliği kimler yapacak, neye göre yapacak, gerçekten doğru yapabilecek mi? Ben buna çok inanmadığım için ilk başta bu madde, sonra ikinci bir madde, biraz önce Volkan Bey'in Bora Bey'le verdiği örnekte benzeri bir örnek vereceğim. Benim 4 tane dijital cihazım var. 4 cihaza da kendi çağrı işaretimi, ID'mi kaydettim. Ama malum bu cihazları birbirine çağrı işaretleriyle veya farklı olarak özel olarak çağırabiliyorum. Doğru mu? Yanlış bilmiyorsam. Kimsenin dinleyemeyeceği bir şekilde başka bir gruba alıp konuşabiliyorum. Ve o karşıdaki kullanacak cihazdaki kimsenin duymadığı görüşmelerdeki korsan, yani çağrı işareti olmadan konuşacak kişilerin oto kontrolünü kim yapacak? Lisanssız kişilerin kullanımını bu özel çağrılarla kim engelleyebilecek? Bir, amatörlüğün ilke ve esaslarının birinci maddelerinden, en ilk 5 maddesinden biri olan amatörlükte şifreli ve gizli haberleşme olmaz maddesinde DMR'da bunu ne şekilde engelleyemeyi düşünüyoruz? Ve ben bu maddeler dururken işin gerçeği BTK bu işte bu DMR rölelere veya DMR cihazlara nasıl izin verildi? Sadece Türkiye için söylemiyorum. Dünyada bu izin verildi. Malum kullanılıyor. Nasıl bu amatör ve ilke esaslarına aykırı olan bir durumdaki bir sistemi engellemeden, yani bu eksileri, benim birkaç tane de bu konuda şimdi aklıma gelmeyen başka eksiler de var. Amatörlerin ilke ve esaslarına sığmayan DMR'la ilgili. Bunlar ortada dururken buna nasıl izin verildi? Ben hala bu sorulara cevap alamıyorum. Hatta bu konuda BTK'ya yazı yazmayı da düşündüm. Yani onlara sorup bilgi edinme yasası gereği bana ne cevap vereceklerini çok merak ediyorum. Yani bu gizli haberleşme ve lisanssız haberleşmeye ortam sağlayan bir durumu nasıl otokontrolünü yapabileceklerini, yapacaklarını veya ne cevap vereceklerini çok merak ediyorum. Veya siz biliyorsanız bana verirsiniz, beni bilgilendirirsiniz de gerçekten Yusuf sevinirim. Bey, şöyle bir durum var. Öncelikle haklarını teslim etmem gerekir ki liman başkanlığının. Sağ olsunlar, bu önümüzdeki ayın sonunda yapacağımız SecureWiFi yarışmasıyla alakalı Yalova Tokmak Köyü İlköğretim Okulu için başvurduğumuz çağrı işaretine bir günde döndüler ve beni 3 kere geri aradılar. Ben bugüne kadar devleti kötülemiyorum kesinlikle. Devletimiz büyüktür, başımızın tacıdır falan ama bazı şeyler yavaş işlerdi. Ve bir gün içerisinde 2 kere aradılar. Hatalı yazdığımız yeri düzelttirdiler. Ertesi günü de ben bir sorayım dedi. 4 harf verebiliyor muyuz? Hemen de döndüler ve verdiler. Yani şu sıralar liman başkanlığına bir soru sorulduğunda şak diye cevap veriliyor. BTK'da durum aynı mı? BTK'da da ben önce anekdotları söyleyeceğim, sonra benim de düşüncelerim sizinle paralel, ona da geleceğim. Keyifli bir sohbet oluyor. Dinleyenler de büyük bir ihtimalle ilgilerini çeken konulardır. BTK ile alakalı da Barış ve sevdiğim birkaç arkadaşımla birlikte
2.4 GHz'in bayrağını sallıyoruz. Bildiğiniz gibi bütün dünyada 2.4 GHz amatör banttır. Zor bir banttır. Artı önüne gelen istediği antenle istediği çıkışı yapamaz. Tam bir böyle beam, direkt gördüğü yere yayın yapar. İlginç bir yerdir. Konuşuruz eğer ilgisi çekenler olursa. Geçtiğimiz programlarda Esailsat QO100 uydusuyla ilgili programımızı seyrederlerse çok keyif alırlar. Ve ben sağ olsun, Barış olsun, üstadım Tango Alfa 1 Delta Mehmet abiler olsun ve Ankara'dan da Bahadır'dı değil mi? Yanlış mı söylüyorum Barış? Oğuzhan. Oğuzhan, özür dilerim. Nedense Bahadır oldu bende Oğuzhan. Onların da yardımıyla QO100 uydusuna test için sinyal gönderdik. Yer istasyonumuzu kurduk. Çok ucuz bir şekilde uyduya uplink yer istasyonu yapabildik. Bu bahsettiğim şeyi Fenerbahçe TV sağ olsun Ali Koç Beyler $750,000 yer istasyonu arabasını hediye etmişliği vardır. Direkt o projenin içindeydim ben çünkü. $750,000 eşittir. $1,000 bile vermedim ben. Yani şimdi söylemek istediğim yaklaşık $300-400 ben yer uydu istasyonumu kurabilecek duruma gelebiliyorum. Bir amatörüm. Bunda hiçbir ticari durum yok. Ve BTK'ya ben telefon açtım. Sağ olsun orada da bu bölümden sorumlu araya araya herkes birbirini söyledi. Doğru kişileri bulduk ve kendileriyle görüştük. Buluyorsunuz, kimse telefonu size kapamıyor ama konuyu açıkladığımızda ve bütün dünya genelinde 2.4 GHz'in amatör bant olduğunu söylediğimizde ne yazık ki liman başkanlığındaki bilinçli yaklaşım BTK'da daha yok. Ben burada kimseyi eleştirmiyorum, kimseye kötü de demiyorum. BTK'ya şimdi önümüzdeki dönemlerde bilen bir grupla gidip bir fikir teakkisinde bulunmayı teklif edeceğiz. Ve inşallah bir şeyleri de anlatmaya çalışacağız. Bunu niye yapacağız? Sayın Bir Delta, TA Bir Delta, Mehmet abiler senelerce 50 MHz'i amatör banda yani Türkiye'deki amatör çalışmaya katmak için defaden yazılar yazmış ve birçok 50 MHz çalışmayı da özel izin alarak yapmış biriydi. Vura vura vura, yine kötü anlamda söylemiyorum, hatırlata hatırlata diyelim. Sonuçta 50 MHz açıldı. Bildiğim kadarıyla 3 küsurda bir yer daha, 2 küsurda bir yer daha açıldı. 50 MHz açıldı. Bir frekans daha, yanlış söylemeyeyim yalnız, bilgi vermeyeyim. Sonuç itibariyle başvurarak bunların açıldığını biliyorum. Sayın Aziz Beyler de birçok kere özel frekansları istediler. Biraz daha Yavuz Beylerin de bahsettiği gibi frekans yoktu. Veremiyorlardı, kiralayamıyorlardı. 12.5'la ortadan ikiye böldüler. Şimdi frekans çoğaldı. Biliyorum. Aslında o istenilen bir şey değil. Biliyorum abi, dur. Bütün yaklaşımlarına kabulüm. Pardon, bir dakika hemen açıyorum. Özür dilerim. Arka ses geliyor diye kapamıştım. Bir dakika açıyorum abi. Niye açamadım? Kapatabilirsin. Açarken kendisi açacak. Ha, kendi açacak. Yavuz Bey açabilirsiniz. Arkada ses var diye ben kapamıştım. Buyurun. Pardon, ben fark etmedim onu. Yüzlerce analog röleyi pert ederek buçuklu röleye izin verdiler. Yüzlerce diyorum bakın. Onlarca demiyorum. Türkiye'deki... Hatta bu 12 buçuklu rölelerin hepsi de Aselsan'lar hurdalık cihazlarından yapılma. 25 kilohertzlik cihazı 12 buçuk çalıştıran dünya kadar yer var. Onlar uzun konular abi. Şimdi, onları bir başka konuda Yavuz Bey, bir başka konuda onu da yaparız. Söylemek istediğim, Türkiye'de hep devşirilerek bir şeyler yapılıyor. Ben aslında bir çarşamba 21.00'a BTK'dan ve liman başkanlığından birilerini buraya almayı çok istiyorum. Kimseye sövmek için, üzerine saldırmak için değil. Cidden çok sorumuz var. Ve eğer bunu becerebilirsem o gün herhalde 100 kişiyi de geçeriz biz burada. Aslında konuşulacak çok konu var. Ve şimdi ben isterim ki en azından 20 senesini devirmiş amatörlerden bir konsorsiyum kursak ve bir çalıştay yapsak. Bunlar yapılıyor devlette, çokça yapılıyor birçok üniversitede. Bir otursak devlet yetkilileriyle fikirlerimizi fikir teakkisinde bulunsak. Biraz evvel söylediğimiz konularda DMR
çok hızlı gelişti. Barış'ın da biraz evvel anlattığı gibi markalar kendi ürünlerini çıkarttı. Birileri de open source haydi DMR dedi. Birkaç marka işini yaptı. DMR gökten zembille indi. Kanuna baktığımızda kesinlikle DMR şu an aslında şu anki kanuna göre kriptolojisi onaylanmamış kaçak bir modülasyon tipi. Nokta. Başka bir şey yok. Kesinlikle yasak. Bu vesileyle birçok zamanlarda kurulacak rölenin izninin alınması için biz DMR veya dijital lafını BTK'ya yazarken, liman başkanlığına yazarken dernek olarak çok üstelemedik. Çünkü şunu diyebilirler. Ne DMR'ı ya, ne dijitali, ne kodu, olur mu öyle iş diyebilirler ve şu anda diyebilirler. Ama aslında diyorlardı da sonra ne olduysa birden dememeye başladılar. Yani bu da sorulabilir. Bu da sorulabilir ve bir yetkili, bu işi tekniğini de bilen bir yetkili çıkıp şunu söyleyebilir. Gelişen falanca şartlarda veya yeni yaptığımız düzenlemede, yeni kanunda DMR'la ilgili de ve diğer modlarla ilgili de bu gelebilir. Yani bunu koyabilirler zaman, kanun maddelerine. O zaman Volkan, hem senin cevabını vermek için hem de Yavuz abinin cevabını vermek için ben herkesi şöyle bir 10 sene sonraya götüreyim. Peki. 10 sene sonra ne olacak? Yani nereye gidiyoruz? Bu teknoloji ne olacak? Aslında Bora sormuştu az önce bu soruyu ama Yavuz abinin söylediği bir şey çok önemli. Cep telefonuyla baş edemedi telsiz. Hem maliyet olarak hem de kullanım olarak. Bugün inşaatınızdaki bütün çalışanlarınızın, yani eskiden telsiz dağıttınız, inşaat şirketisiniz. En çok onların vardı telsiz kullanımları ya da işte beton taşıyorsunuz sağ sola, arabalarında telsizleri vardı. Onlar bu trunk sistemlerinin en büyük müşterileriydi. Şimdi o arabayı kullananın da, o inşaatta çalışanın da herkesin cebinde cep telefonu var. Herkesin cebindeki bu cep telefonunda IP altyapısı var, WhatsApp var. Bir tane WhatsApp grubu kuruyorlar. Harcın resmini mi gönderecek, kalıbın resmini mi çekip usta başına gönderecek? Telsizle iki saat anlatmak yerine cep telefonu artık bütün bunların yerini aldı. Bu anlamda ticari de telsiz kullanımı ölmeye doğru gidiyor. Ama paralelinde ölmek derken, biraz önce bahsettim ya, telsizin 3G'si de gelmedi değil. Aslında geldi. Hak'tan çok güzel bir şey yazdı çete. Ben oradan geçerek GSMR diye bir şeyden bahsedeceğim. Ankara Büyükşehir Belediyesi 3G'ye benzer bir telsiz kullanıyor diye şey yaptı. Onun bir benzeri de GSMR diye, bu railway'ler için trenlerdeki haberleşmeyi sağlayan bir GSM, mesela hızlı trenlerin kullandığı bir GSMR şebekesi var. İstanbul'daki metro hatlarında bu Haytera'nın yine kurduğu DMR'a benzeyen GSMR altyapıları var. Bunlar GSM for Railway diye geçiyor. Demir yolları için GSM. Buradaki el telsizi diye telsiz geçen telsizler aslında telsizden daha çok telefon teknolojisine yakın şeyler. İçlerinde sim kartları var. İçlerinde fotoğraf çekebilen özellikleri var. Aynı anda bir sürü şeyi yapabiliyorlar. Görüntü ve ses görüşmesi yapabiliyorlar. Aslında cep telefonunun bir adım sonra cep telefonuna devşirilecek şeyler. Paralelden de şeyi hatırlayın. Türkcell'de bas konuş vardı. Hani illa telsiz kullanacağız diyen taksicilere bir de bas konuş diye bir şey yaptılar. Aslında bir uygulamadan daha fazla bir şey değil o. Şimdi bütün bu telsiz telefon aslında birbirlerinin içine harmanlanmış durumda. 10 yıl sonra amatör olarak bizler şöyle bir dünyaya girebiliriz. Bunu bir derneğe bırakmayacaklarına eminim. Amatör lisansımız nasıl ki bugün kimliğimizin içinde ya da ehliyetimizin içinde çip var deniyor ya, koyulacak, devlet koyacak, işte o çipte her şeyimiz olacak, pasaportlardaki çipler gibi. Aslında amatör ehliyeti aldığında da aldığın ehliyetin içinde sana ait olan imsi kodun, efendime bilmem ne, sana ait özel o anahtarlar vesaireler sana verilecek. Ve sen bir telsiz kullanırken belki altına bu kartını sokup şebekeye girdiğinde ya da register olduğunda o karta sahip kişi olarak sen bizzat sen onu kullanarak gidebiliyorsun. Efendim amatör, yanında A sınıf amatör bir tane yeni kişi eğitmek için telsizini kullan. Evet, senin kimliğini takıp onun eline verebilirsin ama Yavuz abinin dediği gibi ben 4 tane telsizi benim adıma programladım. Biz eskiden bunu rollerde
Herkes hanımına çağrı işareti aldırıyordu. Evde 2 kilo domates lazım mı? Rolye'den söylüyorlardı eşler kocaların akşam gelirken. Şimdi DMR buna çok daha büyük bir kapı açtı. Ya yani 2 tane telsiz evden bağırıyor. Akşam gelirken domates getirdi. Üstelik bunu başka kimsenin duymadığından da emin, havadan gidiyor olsa bile. Ama 10 yıl, 10 yıl sonra, belki 10 yılda da kalmaz, bu böyle olmayacak. Yani radyo amatörlerinin tekilliğini ve biricikliğini sağlayacak bir şeye ihtiyacımız olacak. Bu yarıdan aşağıya doğru mu gelecek? Her ülkenin BTK'sı, FCC'si mi verecek? Ama bizde sayısal kimliklerimiz gibi bir kimlik olacak ve telsizlerimiz bununla çalışacak. Icom'da, YSU'da, DMR'da vesaire de buna evrilecek. Ve çok yakında evrilecek. Çünkü mesela GSM-R buna evrilmiş durumda. Telsizin içinde minik bir sim kartı var. Telsiz o sim kartı ile birlikte o şebekeye dahil olabiliyor. Eğer içinde o sim kart yoksa cep telefonu gibi telsiz şebekeye dahil olamıyor. Bu anlamda 10 yıl sonra bu herkesin bu derdinin çözüleceğini düşünüyorum. Ama bu geçiş döneminde önce NXDN'le başlayan Türkiye'de, sonra dijital telsize izin verilmez, roleler dijital olamaz kuralını kötü düşünmüyorum. Amatörlerin bu nimetlerden yararlanması için açıldığını düşünüyorum. Açılırken de kimse gidip BTK'ya bak DMR'da şu eksisi var, bu eksisi var diye anlatmamıştır. Anlattığınızda zaten BTK'nın kafası karışıp bizde de şeydir, bir şeyi çözemiyorsan yasaklarsın. Eminim ki şöyle aklı başında 2-3 kişi olarak oturup BTK'ya bir yazı yazsak, ne yapıyorsun sen? Ya gidip kanunu değiştirirler, ben bunun birebir şahidiyim. Ya kanunu değiştirirler ya da yasaklarlar. Örnek, zamanında biz cross band repeater mi olur? Cross band repeaterlar bizim bütün yönetmeliklerimize aykırı, üstelik dünyadaki şeylere aykırı diye bizzat ben dilekçe yazdım ilgili derneklere ve şeylere. Bir sonraki yönetmelikte cross band repeater'ı serbest bırakan maddeler geldi. Telsizlerimizde polis frekanslarıyla yakalandık. Mahkemelerde süründük. Yani kendi adıma söylemiyorum da sürünenler vardı. Bunu yapmayın diye insanları eğitmek yerine telsiz frekansları, polis telsizli ve jandarma frekansları amatör telsizcinin telsizine kaydedilebilir diye yönetmelik maddesi uydurduk bir tarafımızdan. Şimdi Yo, o biz yüzden uydurmadık ama devlette şöyle bir şey var. 2813 numaralı bir ters duyduk abi, kanunundan bir duyduk, sonra bir madde bir duyduk. çıkarttılar. Bilmem ne İTA amirliğinin onayını da almak kaydıyla acil durumlarda kullanılmak üzere Tamam. oradaki emniyet veya jandarma veya sivil savunma frekanslarını cihazlarımıza kayıt edilebilir. Acil durumlarda da kullanılabilir Peki. diye. Bu da var Volkan, maddelerde. şöyle Volkan, o daha öncesinde o izin de yoktu o maddede ve oturduğu yerden BTK, ya ben bu amatörlere bir de polis telsiz frekansını kaydetme izni vereyim demez. Bizim bir takım büyük abilerimiz, sevdiğimiz yöneticilerimiz bunları öneri olarak yazdılar, gönderdiler. Oradaki insanlar da anlamadığı için direkt yönetmeliğe koydular. Ve şu anda çorbaya dönüşmüş bir yönetmelik var ortalıkta. Düzeltmek için herkes elinden geleni yapıyor. Ama şeyin söylediği gibi, yani biz bunu, otursam ben şu anda burada, hani bu akşam bir tane mail yazsam bu konuda bilgi edinmeye, yarın ya yasaklarlar bunu ya da yönetmeliğe, ya arkadaş kriptolu da konuşabilir amatör diye madde eklerler. O yüzden şu anda madem bu durum var, bu durumun nimetlerinden nasıl yararlanırız diye konuşalım bence. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Benim o telefonumda 2,4 GHz için kendilerini açtığımda amacım yapacağım yer istasyonu denemesini legal ve onlardan alınacak süreli kesinlikle süreli zaman içerisinde 2,4'te test çalışmaları için bildirimde bulunmaktı. Kendileri direkt bana 2.800 mü 3.000 küsur lira mı ne? Frekans tahsisi için para ödemem gerektiğini söylediler. Ve ben de kendilerine dedim ki ben bir amatörüm. Hiçbir şekilde ticari bir şey yapmıyorum. O parayı da ödemem. Öyle de bir durum yok. Siz de alamazsınız o parayı dediğimde havada kaldı konu. Ve Tamam. öyle süreçte yok oldu gitti. Volkan, sana şöyle söyleyeyim. Bu benim yapılacak işler listem. Şurada ne yazıyor? Bilgi Teknolojileri Kurumu. Yapacağız inşallah, ikna edeceğiz İnşallah. onları. Yani Yasin de çok güzel bir şey yazmış orada. Girişimlerimiz var, emeklerimiz var, isteklerimiz var.
devletimiz, büyüğümüz bir gün eğer bizi çağırırsa konuşulacak çok konular var. İnşallah güzel bir şeyler yaparız. Bugün de keyifli oldu sohbet, ilginç yerlere geldi. Amatör tersizci arada... saygılıdır, dürüsttür. Bütün bunları varsayarak, kötü kullanımı olmayacağını varsayarak da DMR'ın da amatörlüğe farklı bir soluk getirdiğine inanmak ve bu uğurda desteklemek istiyor şu deli gönlüm. Evet, biz de onlar için uğraşıyoruz. Ama biraz evvelki Yavuz Bey'in soruları arasında röle umuma açık, daha doğrusu amatörlere açık, herkese hizmet veren bir platformdur. Orada birini yasaklamak, orada bir auditörlük yapmak, bir yöneticilik yapmak biraz değişik bir konu. Adam mimli veyahut mandalcı veyahut ortalığı karıştıran ve muhabereyi engelleyen bir cihazsa, cihazın engellemesi dahi tartışılabilecek bir konudur. Özellikle bir derneğin sadece kendi üyelerine münferit röle kurması, açması, onların ID'lerine izin vermesi kabul edilemez, kanuna aykırıdır. Yapan dernek hakkında da tutarak tutulmalıdır diye düşünüyorum. Yani amatörlükte bunlar pek olmaz. Ama bunlar için BTK'nın düzenleme yapması, özellikle DMR için, dijital haberleşme için yeni bir şeyler yapması, ivedilikle yapması kesin şart. Biz bakalım yavaş yavaş yol almaya çalışıyoruz. İnşallah güzel bir şeyler yaparız. Rekordu durduruyorum. Atış serbest bölümüne geçeceğim. Bir yaklaşık son bir 5-10 dakika daha konuşuruz. Çünkü 24.00'a geliyoruz. Barış'ın da çılgın işleri var. Bir amatörce sohbetlerin daha sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Yavuz Bey'i en son anda konuşturduk. O kesinlikle büyük bir hata. Önümüzdeki günlerde daha çok kendisini sohbete davet ediyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Atış serbestliği başlatıyorum ve kaydı durduruyorum. Bu akşamlık da teşekkür ederiz.